Selamünaleyküm dostlar. Teleferik isimli hikayemizin 8. yani final bölümünü dinlemektesiniz. Eğer bundan önceki bölümleri dinlemediyseniz o bölümleri dinleyip tekrar bu videoya geçebilirsiniz. Sucukları ve sosisleri getir Doğukan. Tamam abi. Ateşi darla Doğukan. Tamam abi. Biberleri köze getirme Doğukan. Tamam abi. Yandı sucuklar. Çevirsene evladım. Aa yeter ama ha. Mangal yapacağız dedin geldik. Hepsini bana yaptırıyorsun ya. Bugün harika bir cuma günü dostlar. Selim bugünün şerefine şirkete gitmedi ve erkenden dostlarımızı çağırarak mangal zevki yapmaya karar verdi. Gerçi ortada bir tuhaflık var. Mangalı ben yapacağım demişti ama sabahtan beri izlememe rağmen oturduğu yerden kalkmamış, elinin altına aldığı Doğukan'ı köle gibi çalıştırıyordu. Sus sus, geleceğin eczacısı çok konuşmamalı. Ne bileyim, inek nasıl doğurtulur, köpekler neden ulumaz, tavuklar kanatlı olduğu halde neden uçmaz, git bunları düşün. Elindeki çatalı Selim'e doğru tutan Doğukan, abi veteriner mi olacağım ben ya, eczacı olacağım eczacı, ne alaka inek doğurtmak falan diye çıkıştı. Hadi ya, siz şimdi hiç inek doğurtmayacak mısınız? Niye okuyorsunuz o zaman, bırakın okulu falan boş yere masraf. Selim'in son cümlesinden sonra Doğukan'ın yardımcılıkları yükseldi. Hayal, al şu kocanı başımdan ya. Ne içti gene bu böyle? Vallahi kafa koymadı yeminle. Onun bir şey içmesine gerek yok. Küçükken absürtlük fıçısına düştü diye bağırdım. Benim bu sözümden sonra önünde bağladığı kollarını çözerek bana bakan Selim, teessüf ederim yani hayal, şimdi sen beni Gollum'a mı benzettin diye bağırdı. Mine ve Demir sebzelere doğramaya devam ederlerken ellerindekini bırakıp açıklama yapmaya çalıştılar. Selim abi, Gollum değil o. Obrix. Hani Asterix ve Obrix vardı ya, şişko olan iksir kazanına düşmüştü falan dedi Mine. Aynen Mine doğru söylüyor dedi Demir. Tamam işte ben de onu diyorum. İşte Gollum fıçıya düşüyordu, lanetleniyordu. Sonra yüzüğü alıp Harry Potter'a verince vampirlere özgürlük geliyordu ya. Bir de şey vardı hani. Mine ve Demir ellerindekini bırakıp Selim'e doğru yaklaşırken Doğukan da girdi açıklamaya. Ben de Selim abi gibi hatırlıyorum. Harry Potter vampirleri özgür bıraktığı için ünlü değil miydi? Hani bir de şey vardı. Gargamel miydi adı neydi? Demir elindeki bıçakla Doğukan'ı işaret etti. Tamam tamam hatırladım. Evet Gargamel ya. Harry Potter'daki en ünlü büyücüyü diyorsunuz değil mi? Diye sordu Demir. Aa ben de hatırladım ya diye çığlık attı Mine. Ama Gargamel Yüzüklerin Efendisi'nde değil miydi? Hani gemi büyük bir buz kütlesine çarpıyordu da batıyordu sonra o kurtarıyordu falan. Oha 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 diye bağırdı Selim. Mine bacı senin o gemi dediğin film Titanik'ti. Gargamel orada yoktu. Jack Sparrow vardı. Geminin kaptanı olarak hani korsandı ya. Doğukan elindeki iki çıtalla Selim'i alkışladı. Vallahi Selim abi gerizekalısın falan ama hafızan harika. Ben de Jack hangi filmdeydi diye düşünüyordum. Selim gururla oturduğu koltukta yayılırken ne sandınız bugüne bugün film gurmesiyim ben dedi. Sonra da bir de şey var ya Kore dizileri diye ekledi. Selim devam edecekti ki ama ben onu durdurdum dostlar. Zira Hollywood bir kenara Korelileri bu çirkefliğin içine karıştıramam. Sonra işin ucu Kim Huyun Yonga falan gider kan çıkar. Yeter siz beyler cumaya gittiniz mi diye bağırdım. Demir ve Doğukan aynı anda Selim'e baktıklarında korkuyla açtılar gözlerini. Üçü birden aynı anda yerlerinden fırladıklarında peşlerinden koştuklarını izliyorduk Mine ile birlikte. Oh be Cuma sen ne güzel bir günsün be. Üçlü camiye geldiklerinde daksilikler peşlerini bırakmamıştı. Özellikle bir grubun içinde Selim varsa haşla işler düz gitmez dostlarım. Başka takkesi olan var mı diye sordu Selim telaşla. Vallahi bende bir tane var dedi Doğukan cebinden çıkardığı takkeyi göstererek. Ulan cimri Doğukan, ulan inek doğurtucu Doğukan. Nasıl kılacağım lan ben şimdi namazı? Takkesiz kıl bu seferlik dedi Doğukan. Olmaz, takkeyle kılmak daha çok hoşuma gidiyor dedi Selim. Sonra da Demir'e beklentili gözlerle baktı. Bende yok vallahi Selim abi dedi Demir. İyi be iyi, ezanın okunmasına ne kadar var o zaman? 15 dakika falan dedi Doğukan. Tamam o zaman siz şey edin, önden saf tutun ama en önde ne? İmamı görmem lazım. Ben de bir koşu takki alıp geliyorum dedi Selim camiden çıkarken. Caminin çıkışında seyyar satıcıları görmüştü Selim ve kesinlikle sakya satan yerlerdi. Selim en yakın satıcından birinin önüne eğilerek tezgahtakilere baktı. Yaşlı nene Selim'i görünce tatlıca gülümsedi. Buyur evladım ne istemiştin? Teyzem bir takki alacaktım. Cuma namazı kılacağım da takki evde kalmış.
Eşarp mı? Takke, takke. He, şal. Takke teyze ya, tövbe estağfurullah. Ulan bıyığım da var az da olsa. Hayır yani sarı olduğu için göremiyor olabilirsin ama erkeğim ben erkek. Aynı zamanda babayım da ayıptır söylemesi. Ne? Babam mı öldü? Başın sağ olsun yavrum, vah vah. Hay ben böyle işin içine. Ulan Selim ne Allah'ın cezası bir şeysin lan. Üzülme evladım, üzülme. Bak çok güzel şallarım var. Senin yüzünü de açar. Yeni geldiler. Teyze ya ben erkeğim diyorum. Hayır gözünde de gözlük var yani. Niye göremiyorsun ki beni? Diz çök bakayım. Selim çaresizce tezgahın önüne diz çökünce teyze koyu bir sohbete başladı ki sormayın dostlar. Bak şimdi beni iyi dinle. Yıllar önce ben bir genç kızken 5 dakika yeni bitmişti, 6'ya çalıyordu ki Doğukan koşa koşa Selim'e doğru geliyordu. Çok fazla aranmasına gerek kalmamıştı zira Selim ve teyzesi salya sümük ağlarken buldu. Abi ne yapıyorsun, yanamaz başlayacak şimdi. Yere bağdaş kurmuş bir şekilde başındaki şala gözyaşlarını silen Selim. Vallahi şöyle bakma. Çok acıklı bir hikayesi vardı. İnan ki dayanamadım. Aha içim acıyor ah diye bağırdı ağlamaklı sesiyle. Selim'in kolundan tutarak kaldırmaya çalıştı Doğukan. Abi saçmalama ya, çıkar şu başındaki şalı da namaz başlayacak birazdan, tövbe tövbe. Namaz mı? Aniden ayağa kalkan Selim kendini toparlamıştı, tam camiye doğru gidiyordu ki Doğukan bağırdı. Abi başındaki şalı ne yapacaksın? Senin yüzünden rezil olduk el aleme. Tanımıyorum ben seni ona göre. Selim telaşla başındaki şalı çıkarırken koşmaya devam ediyordu. Şal hala başımda mı? Takkiye de alamadım ulan. Neyse şu şalı bir çıkarayım, hayali hediye ederim. Bu seferlik takkesiz kalayım. Allah'ım sen beni affet. Sonrasında nasıl bütün gün orada olursun hayal? Mucize ve ben ne olacağız diye sordu Selim. Hayatım sadece bir günlük idare etmeliyiz. Eczane içinde küçük bir staj dersi olacak. İlaçla alışmamız için. O da aralıksız bir gün sürecek işte. Zaten ben ara ara gelmeye çalışacağım. Alışveriş olacak yani. Gelen giden belli olmayacak öyle mi? Konuyu saptırmasana Selim. Eczacılık için ara ara derslerde staj şeklinde alışmalar yapmaya başlamıştık dostlar ki onlardan birine denk gelmiştik. Neyse ki ben ve Doğukan eş olarak seçilmiştik de Selim'in itirazları uzun sürmedi. Doğukan da benim gibi eşyalarımı toplamaya çalışırken Selim işaret parmağını önünde saldırarak tehdit etti. Bak sırf sen varsın diye gönderiyorum ha. Ablana göz kulak ol tamam mı, bonus kafa. Doğukan saçlarını parmaklarının arasından geçirerek tamam abi ya, bonus kafa nereden çıktı Allah Allah. Saçlarım dalgalı bir kere benim dedi. Aha yumurtada zaten tavuktan çıkıyordu dedi Selim gözlerini devirirken. Zaten öyle dedi Doğukan omuzlarını silkeleyip. 2 dakika düşündü Selim. Şimdi düşününce bana da doğru geldi. O soru öyle değil miydi ya? Tavuk mu yumurtadan çıkar yoksa yumurta mı tavuğu doğurur? Böyle değil miydi? Mucizenin kıyafetini giydirirken ters ters baktım Selim'e. Her şeyin bir absürtlüğünü buluyordu yeminle. Hayır insan bilerek yapsa bu kadar olmaz. Bildiğin absürt olmak için dünyaya gelmişti. Yok abi ya o soru öyle olmaz çünkü teknik olarak yumurta tavuğu doğuramaz. Ayrıca tavuk yumurtlayarak çoğalan bir hayvan dedi Doğukan. O zaman şey miydi ya, doğumla çoğalan hayvan hangileriydi? Hah balina. Tavuk mu yumurtadan çıkar yoksa balina mı tavuğu şey eder? Ne tuhaf bir soru oldu lan bu böyle. Selim ve Doğukan sorunun doğrusunu bulmaya çalışırlarken ben çoktan hazırlanmıştım bile. Ben çıkıyorum Doğukan. Sen istersen Selim abinle tavuk ve yumurtayı eşek sudan gelene kadar konuşun diye bağırdım. Tam o anda buldum diye bağırdı Selim. Hayal, harikasın hayatım. Eşek tabii. Bak soru şöyleydi. Eşek mi yumurtayı doğurur yoksa tavuk mu Bremen mızgacısıdır? Selim'i alkışlayan Doğukan sonunda buldun ama Bremen mızgacılarındaki horoz değil miydi abi ya diye sordu. O zaman şey yapalım. Bremen mızıkacısı eşek midir yoksa mızıkacı mı eşektir? Doğukan ciddi ciddi Selim'i alkışlarken hayatı sorgulamaya başlamıştım. Bu dünyaya niye geldim mesela? İnsanoğlu neden var? Kutup ayıları neden yalnız? Penguenler neden paytak paytak yürür? Babam böyle güzel pasta yapmayı nereden öğrendi? Tamam tamam buldum diye bağırdı Selim en son kapıdan. Eşek mi mızıkacılar yoksa mızıka mı eşeğe biner? Sonrasında staj yaptığımız eczaneye geldiğimizde daha kadar işte karşılaştık dostlar. Tamam efendim, vitaminler burada efendim. Yok aşıları getirmedim efendim. Tamam onları da şey eteyim şuraya. Hayal, bu profesör valla anamızı ağlatacak ben sana söyleyeyim dedi Doğukan mısıltıyla.
Bir yandan profesöre cevap vermeye devam ederken bir yandan da Doğukan'ı dinliyordum. Çeneni kapalı tut Doğukan, ilaçların kulakları var. Bir duyarsa ikimiz de sınıfta bırakır. Dudaklarını büzerek ilaçları düzenlemeye devam eden Doğukan, kapıya doğru bakıp gözleri parlayınca gelenin kim olduğunu tahmin etmem çok uzun sürmedi. Aradan yarım saat geçmedi ki Selim üzerinde siyah takım elbisesi önüne yerleştirdiği mucizeyle birlikte eczaneye gelmişti. Sarı saçlarını hafif havaya dikmiş, baştan sona jilet gibi hazırlanmıştı. Profesör de herkes ona baktığında ellerini havada açarak bir milletvekili edasıyla halka seslendi. ''Sakin olun gençler, önemli bir konu için buradayız her ikimiz de,'' dedi mucize ve kendini göstererek. Öncelikle biyolojik olarak insanoğlunun devamının önemi söz konusu burada. DNA belirtileri ne kadar iyiyse gelecek olan çocuğun güzelliği de buna bağlıdır biliyorsunuz. Bir çocuk ne kadar ana yüzü görürse mutluluk o kadar daim olacak ve Matrix filminde gördüğünüz o karmaşaya girmeyeceğiz inşallah. Hep birlikte amin deyin muhterem canlılar. Eczanedekiler sanki hipnoz olmuşçasına hep birlikte amin diye bağırdıklarında alnıma vurdum. Allah'ım yine mi ya? Bu çocuğun hapsüzlüğünü sadece ben mi fark ediyorum? Herkes için şahane biri gibi niye millet ona hayran oluyor? Profesör işini bırakıp Selim'e doğru saygıyla yürürken "Oo, hoş geldiniz Selim Bey" deyince Doğukan'la birbirimize baktık. İyi de adam biraz önce canımızı çıkarıyordu, şimdi Selim için eğilip bükülüyor. Selim sen neymişsin be? Selim profesöre saygıyla selam verdikten sonra "Zahmet etmeyin, bizim bebe acıktı da anasına getirdim" dedi. Profesör "Anası?" diye sorunca Selim çoktan benim yanıma gelmişti bile. Onca saat bizi bırakacağını düşünmemiştim herhalde. Çocuk ana ana diye kıvrandı durdu. "Dayanamadım getirdim" dedi Selim mucizeye işaret ederken. Bir yandan konuşuyor bir yandan sağa sola izliyordu. O izlerken önünde bağlı olan mucize bir o yana bir bu yana dönüyordu. Zavallı yavrum. "Selim ben onu doyurmuştum. Ayrıca yalan söyleme. Ne anası? O daha konuşamıyor bile" diye çıkıştım. "Gerçek kız bak inan ki söyledi" dedi ispat etmek için çabalarken. Hatta sadece anne demedi. Mom, mommy, mother, ana, anne. Bir ara hasta dillerine geçip omma bile demeye yeltendi de durdurdum. Evladım manyak mısın sen dedim yani. İnan ki bak bunların hepsini dedi. İnanmıyorsan bak uyandır söylesin. Başımı esefle iki yana sallarken mucizeyi kollarıma aldım. Vah zavallı kızım. Böyle absürt bir babayı hak etmek için ne tür bir günah işlemiş olabilirsin ki? Mucize de en az babası kadar sevinçle etrafı incelerken bizim staj öyle böyle devam ediyordu işte dostlarım. Sonrasında "Gel vatandaş gel, içmelik, yutmalık, gargara yapmalık vitaminler var burada. Al sen, iç sen, yut sen. Tüm eczane senin olsun be abla. Bence getimi alır çıkarım. Ey yavrum ey, şu ana kuzusu proteinlere bak. Sıcak sıcak aşılar yeni çıktı ablam. Veren mi ekşişe?" Ne olduğunu açıklamama gerek var mı dostlar? Ben mucizeyle evlenirken Selim ceketini çıkarmış, gömleğinin kollarını kıvırmış, başına da doktorların taktığı hijyenik başlıklardan takmış, ticaret yapıyordu. Eczane olalı böyle pazar satışı böyle ilgi görmemişti ama bu kesin. Selim absürt falan ama şahsına münhasırda bir çekiciliği var gerçekten. Selim'in önü dışarıya kadar kuyruk olmuştu. Hayır ekmek sırası gibi ne kuyruğuna giriyorlar anlamıyorum. Sırada bekleyen teyzelerden birine seslendim. "Teyze benim önüm boş gel ben vereyim sana istediğin ilacı" dedim. Bana bir burun kıvırdı bir göz devirdi dostlar. Sormayın. Belli ki o da Selim'e vurulmuştu. Sıradan bir milim oynamıyordu. Ben onları izlerken Selim diğer kişiye geçmişti bile. "Buyur dayım, senin derdin ne?" "Vallahi oğlum dizlerim ağrıyor. Sonra bir de evde şeker bitti onu alacağım. İki ekmek ve bir şişe de yağ lazım." Selim tüm denilenleri dikkatle dinledikten sonra profesöre seslendi. "Hocam ekmek, şeker ve yağ neden yok burada? Olmaz ki ama yani vatandaş eksiğini alamasın mı? Hayır buraya kadar gelmiş yağ yok, şeker yok. Biz helvayı nasıl yapacağız?" Profesör Selim'i dikkatle dinlerken ellerini de önünde bağlamıştı. Söylenenlerin tek kelimesini bile anladığından şüphe ederken Doğukan'a seslendi. "Oğlum git şu karşıki bakkaldan iki ekmek, yağ ve şeker al gel bakalım." Doğukan ilaçları yerleştirmeye yarım bırakarak profesörün yanına geldiğinde bu işin Selim'in başının altından çıktığını anlayınca saydırmaya başladı. "Ulan Selim abi, nerede sen orada bir nokta nokta oluyor be." Yaşlı amcayı bir sandalyeye oturtan Selim profesöre seslendi. "Hocam Doğukan işini doğru yapmıyor. Lütfen puan kırar mısınız?" Gülmemek için kendini zor tutarken Selim'i seyretmeye devam ettim. Sonrasında böyle hem çok romantik olsun istiyorum hem de etkili. Yani bugün yıl dönümümüz falan değil ama ne bileyim içimden geldi. Onun için farklı bir gün istiyorum.
Aklından hiç çıkmasın ve dünya döndükçe hatırlasın dursun. Tamam Selim abi, o zaman şey yapalım. Tam nerede ayarlamak istiyorsun? Evde. Güzel, ben şey yapayım o zaman. Demir ve Doğukan'a haber vereyim de onlar da yardımcı olsun, olur mu? Diye sordu Mine. Tamam Mine, sana güveniyorum. Hayal'in unutamayacağı bir gece olsun istiyorum. Çok güzel olsun ve aynı zamanda akılda kalıcı. Tamam abi, sen merak etme, o iş bende. Az biraz durumu anlamışsınızdır dostlarım. Selim benim için özel bir şeyler ayarlamak istediğinde Mine'den destek almıştı ve sonra... Neyse, devam edelim. Üst kattan serpilecek gül yaprakları, terasa harika bir masa, merdiven basamaklarına yerleştirilmiş küçük mumlar, aşk dolu sözlerin yazılı olduğu pankartlar, hepsi hazırlanıyordu. Mine tek tek ilgilendiği hazırlıkta bir de sürpriz yapmıştı. Bu gece için terasta muhteşem bir havai fişek görüntüsü. Doğukan mumları yakarken söylendi. Yeter ama ya. Eczacı adamım ben. Neden hep Selim abinin ayak işlerinde köle gibi çalışmak zorundayım ki? Canımdan bezdim valla. Bak bak, gözlerinde morluklar oluştu. Biraz uyku istiyorum, uyku. Demir Doğukan'ın bu haline gülerken pankartları asmaya devam ediyordu. Söylenme lan. Selim abi arkadaşlarını yemeğe çıkarttığında Selim abi bir numara diyordun. Ne çabuk unutuyorsun he? Doğukan Demir'e dil çıkarırken gözlerini devirdi. Hatırlatmasan olmaz. Anladık Selim abi bir numara. Peki ya hayal hanımefendi nerede acaba mazeşteleri? Ben de Selim abiyle evlenmek istiyorum lan. Ne şanslı kız çıktı ya şu hayalde. Bir kere şansımı denesem mi acaba? Selim abi sana aşığım, benimle evlenir misin desem ne der? Ağzını yırtar çamaşır pilini asarım diye bağırdı Selim kapıdan girerken. Ulan Doğukan yine boş gezenin boş kalfası mısın? İki uçun ucundan tut lan. Ne diyorsun Selim abi, uykum var uykum. Yarın sınavım da vardı. Hep senin yüzünden. Yine de herhalde uykum olduğundan kaynaklı gözüme çok çekici görünüyorsun. Evlenek mi? Selim Doğukan'ın saçını çekerken Mine'ye seslendi. Mine bacı, bitti mi işlemler? Tamamdır Selim abi. Biz gizleniyoruz. Gülleri döktükten ve havai fişekten sonra gideceğiz, dedi Mine. Doğukan saçını Selim'den kurtarırken sakın erken davranayım falan deme bak Selim abi. Biz gülleri falan dökelim öyle başlasın merasim. Yoksa üstünüze kusarım ona göre. Selim Doğukan'ın sırtını alarak iki tur havada çevirdikten sonra pervazlardan sarkıttı. Kus lan kus. Kusacaksan şimdi kus. Kusmuk kafalı seni, kustan alan. Aradan bir saat geçti. Geçmedi dostlarım, ben geldim. Ben geldim. Evin dış kapısından içeri girer girmez Selim'le karşılaştım. Ağzında bir gül vardı ve yarıya kadar açık gözleriyle bana baygın baygın bakıyordu. Yine ne oluyor bu çocuğa? Acaba ben mi hayal ediyorum ki? Yok canım, kendimi de çimdikledim, kesinlikle gerçek. Bu sefer gerçekten bir şeyler yapıyor. Yine romantizmli şeyler olacak galiba. Ben de çok uygunum ya romantizme. Selim, hayatım, hayırdır? Senin o gözler niye yarıda? Tamamı açılmıyor mu? Bir fırt hava yapıp saçlarını savurduktan sonra ağzındaki gülü eline alıp garip yürüyüşüyle bana doğru gelmeye başladı. Elimi önümde siper edip kaşlarımı büzdüm. Uzaktan şey etsen, sen böyle şeyler yapınca ben ister istemez endişeleniyorum da. Niye? Allah, kaşları da birbirinden bağımsız hareket ediyor bunu. Kaçacak bir yer ararken çoktan önümde bitmişti bile. Bugün unuttuğumuz bir yıl dönüm falan mı? Mucizeyi görseydim ben. Uyuttum onu. Hem de bir fıçı uyku hapıyla, gün sadece bize kalsın diye. Elini aldığı bir tutam saçımı lila yapa yapa oynarken içim korkuyla titremişti. Hayır korkmuyorum ama yani Selim böyle olunca tüylerim de ürpermiyor değil. Bak şimdi şey yapalım. Ben çok yorgunum da biraz uyuyayım. Sonra şey ederiz olmaz mı? Ben senin yorgunluğunu alırım güzelim. Gergince yutkunduğumda nereden geldiğini anlamadığım elini belime sarınca birlikte yürümeye başladık. Önceden çizilen bir çarpının üstüne geldiğimizde Selim garip sesler çıkarmaya başladı. Cik 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 cik. O arada fısıltılar geldi. Selim abi cikliyor, gülleri dökmeliyiz dedi Demir. Hayır ya, cik değil, kurt gibi uluyacaktı. O zaman dökecektik gülleri dedi Mine itiraz ederek. Kurt mu? Ama ben anıracağım dediğini hatırlıyorum dedi Doğukan. Değişik bir şeyler olsun diye tutturmadı mı? Cik cik cikliyorum lan. Selim ne cikliyorsun ya, ne oluyor? Bir şey yok bebeğim dedi yanağımdan bir makas alırken. Allah'ım sana geliyorum. Sağa sola bakıp hala hayatta olduğumdan emin olduktan sonra yeniden Selim'e baktım. Ciddiyse şeydir o zaman. Avu, iş doludu. Hadi dökelim güller dedi Mine. Mine'nin bileğini tutan Doğukan, Selim abi anırmadan kimse bir tutam gül dökemez. Ben anıracağım dediğini hatırlıyorum, o kadar. Geri zekalı adam unutmuş olabilir dedi Mine. Dökelim gitsin şu gülleri.
Olmaz, kural kuraldır. Anırmadan dökmem. Au diyorum au. Hadi Doğukan ya dökelim. Lan au au. Ne bağırıyorsun Selim ya? Mucize uyanacak şimdi. Tamam, sakin ol hayatım. Dur, şimdi ben çözüme kavuşturacağım. Hangi hayvandı bu? Miu miu. Yok bu değil. Mö. Bu da değil. Bık bık bık. Bu çok basit, kesin bir şey, zor bir şey bulmuşumdur. Urak urak. Saatler geçti dostlar. Ben yerde merdiven basamaklarında uyuklarken Selim hala hayvan sesleri çıkarmaya devam ediyordu. Kıt kıdak kıt kıdak. O zaman şey tıs tıs. Yani yılan demek istiyorum, yanlış anlamayın ey. O da mı değil. Şey buldum. Vücuk vücuk vücuk. Şempanze sesi bu da. O da mı değildi lan? Hay Allah beni kahretmesin. Hayal uyuma hayal. Buldum tatlım hayal. Beni duyuyor musun? Hayal. Ve 5 sene sonra. Merhaba sevgili günlük. Yazmayalı çok uzun zaman oldu değil mi? Araya giren onca şeyden sonra sana yazdıklarımı okuyorum da neler neler yaşamışım meğerse. Bu zaman içinde günler birbirini kovaladı. Aylar da geri kalmadı elbette. Zaman öyle bir geçip gitti ki hiçbirimiz farkına varamadık senelerce. Selim ve Mucize ile tam 5 yılı devirdim. Zaman akıp gitse de bizler hiç değişmedik be günlük. Mesela Selim hala absürtlerin efendisi. Mantıklı davrandığı anlar çok nadir oluyor. Onu dışarıdan gören herkes aptal olduğunu düşünse de biraz vakit geçirenler hayran olup çıkıyor. Ben de öyle aşık olmamış mıydım zaten? Siyah saçlarım belime kadar uzadı. Selim uzun sevdiği için hiç kestirmedim. Okulumu bitirdim ve Selim bana şehrinin içlik yerinde harika bir eczane açtı. Öyle bir eczane ki içinde sıradan bir süpermarkette bulunan her şey var. Saçlarımdan bahsetmişken Selim'in de bu aralar siyah saça bir merakı başladı. Ben bazen Kim Hun Yok'tan bahsettikçe falan saçını siyah boyamaya kalkışıyor ama onu tanımama ihtimaline karşı hemen vazgeçiyor. Bu arada Mucize de büyüdü sevgili günlük. Görsen o kadar tatlı bir kız oldu ki lüle lüle sarı saçları, koyu ve çekik gözleri var. İlk yürümeye başladığında Selim'in ağlamasını durduramamıştık. Tüm aile elimizdeki peçetelerle onun akan gözyaşlarını silsek de başarılı olamamıştık. Selim'i ilk kez bebek gibi ağlarken görmüştüm. Sonra Mucize'yi konuşmaya başladığında sürekli lallacu deyip duruyordu biliyor musun? Bir süre bize tatlı gelse de ne olduğunu anlayamadığımız için korkmaya başlamıştık. Öyle ki doktora götürdük kızı. Doktor bize hayatındaki en sevdiği şeyi heceliyor. Bekleyin birkaç aya kadar tüm kelimeyi söyler demişti. Doktora inandık. Allah'a güvendik ve bekledik birkaç ay. Zaman bitince Mucize'nin ağzından dökülen kelime lahmacundu sevgili günlük. Evet biliyorum. Sen de benim gibi düşünüyorsun. Kızı da en az babası kadar absürt ve selam. Yine de bu ikisini de sevmeme engel değil. Hem de hiç değil. Geçen yıllar Selim'in bendeki yerini iyice derinleştirdi. Ona olan aşkımı, sevgimi, hayranlığımı katlayıp katlayıp kilometrelerce uzattı. Bana gösterdiği ilgi, kızına gösterdiği şefkatle harika bir eş ve baba olup çıktı ve selam. Hala ara ara teleferik günlerinden konuşuyor. Hem kendi kendimize gülüyor hem de birbirimize olan hasretimizi dile getiriyoruz. Selim her teleferik anısında bana sıkıca sarılıyor. Kötü günleri geliyor sanırım aklına. Benim de aklıma bazen geliyor acı günler. Hemen sarılıyorum Selim'e. Ve mümkünse hep sarılmak istiyorum sevdiğime. Böyle sarı saçlarını parmaklarımın arasından geçirmek, yüzüme batan sakallarıyla gıdıklanmak, bana olan aşk dolu bakışlarında boğulmak istiyorum. Bu zamana kadar çok şey istemiş olsam da yine isteyeceğim. Seni çok seviyorum Selim. Seni çok seviyorum Mucize. Sizler benim hayatımın ihtişamını yaşama sebeplerisiniz. İşte öyle günlük. Ben yine gelirim. Neyse. Böyle söz vermiş gibi olmasın da. Baksana en son söz verişimin üzerinden 4 sene geçmiş. Neyse ben bir ara uğrarım. Yani inşallah. Hadi kal sağlıcakla benim derttaşım. Kalemimi henüz yeni koymuştum ki salondan sesler gelmeye başladı. Günlüğü kaldırıp onların yanına geçtim. Baba. Söyle kızım. Selim Mucize'yi dinlerken bıkkınlıkla derin bir nefes aldı. Sonra da minik kollarından tutarak yavaşça dizine oturttu. Sarı saçlarını okşadı. Evladım senin bu ağır çekim konuşmanı ne yapacağız? Hayır bir şey değil. Seni dinlerken önceki söylediklerini unutuyorum. Mucize tatlıca kıkırdarken minik elleriyle beyazdan telli elbisesinin eteğini buruşturdu. Sonra da Selim'in dizine çıkarak ellerini başına koydu. Selim düşmesin diye Mucize'yi sıkıca tutarken saçlarının arasında gezinen küçük parmaklarının ona verdiği tatlı iste gülümsüyordu. Baba parka gidelim.
Gözlerini kapatarak huzurla gülümseyen Selim, "Olur kızım, gidelim," dedi. "Ama öncesinde benim söylemem gereken bir şey var." Hem Selim hem Mucize merakla bana baktılar. Artık Mucize'nin anaokuluna gitme zamanı geldi. Gülümseyerek söylediğimde Selim ve Mucize aynı anda birbirlerine, sonra bana baktılar. İkisi de bu fikirden pek hoşlanmamıştı. "Nasıl ya? Mucize'nin okula başlama vakti ne çabuk geldi?" "Ne çabuğu Selim, neredeyse 6 olacak." "Öyle olsa bile 7'de başlasın, 8'de başlasın, ne olacak?" Bıkkınlıkla gözlerimi devirdim. "İkinizle de tartışmak istemiyorum. Hem ben bir okul buldum bile. Yarın bizi bekliyorlar." Heyecanlı ikisine de baksam da onlar pek heyecanlı değildi. Özellikle Selim daha bir sıkı sarıldı Mucize'ye. "Hayır, anlamıyorum. Gören de evlendiriyoruz sanır. Öyle de olsa çocuğun yaşı geldi ve eğitim çok önemli." Ertesi gün. "Beyefendi, ayakkabılarımızı çıkarıyoruz," dedi müdire hanım. Selim kolları arkasında bağlı, kırışan gri takım elbisesini aldırmadan Mucize'nin okulunu dikizliyordu. Müdürenin söylediği hoşuna gitmiş olacak ki başıyla taksikledi. "Güzel güzel. Okul için de ayakkabı çıkarma özelliğinizi sevdim. Yani biz okul değiliz aslında. Türk kültürünü yansıtan bir yuva izliyorsunuz, öyle mi?" Müdüre garip garip Selim'e bakarken elinden tuttuğu Mucize ile biz de ayakkabılarımızı çıkardık ve okulu gezmeye başladık. İlk önce yemekhaneye gittik. Selim çocuklara göre ayarlanmış sandalyelerden birine oturdu. Uzun bacakları çekirge gibi bükülürken o daracık yere sığmadığı için söylenmeye başladı. "Hayır da burası okul değil mi? Niye sandalyeler yedicilere göre ayarlanmış?" "Bir şey değil, birçok masal var yani. Mesela uyuyan güzel var, uyuyor böyle 100 sene. Sonra kırmızı başlıklı kız var, kurtlu mutlu. Efendime söyleyeyim, bin bir gece masalları var. Her gece için ayrı ayrı. Siz neden gittiniz, yedi cücelere göre ayarladınız ki şimdi bu sandalyeleri?" "Selim Bey, okulumuzun eşyalarında çocuklar için en uygun ölçü kullanıldı. Herhangi bir masada uygun yapılmış tasarım yok." Selim verilen cevabın yüksek mantığıyla başka soru sormazken sandalyeden kalkıp yemekhanenin tamamını gezdi, sonra da sınıflardan birine girdi. Minik kızlar bir köşede evcilik oynarken birbirlerine kahve ikram ediyorlardı. Selim dayanamayıp onların arasına oturdu. "Selam kızlar, benim için de bir kahveniz var mı?" Kızlardan biri, "Olabilir ama oyunumuza uygun role girmen lazım," dedi. "Tamam, ne olayım ben?" "Bebek ol mesela." "Tamam, olayım. Hadi kahve verin bir tane." "Sen bebeksin, kahve içemezsin. Biz büyüğüz, içeriz. Sana süt verelim." Selim alt dudağını çıkararak onlara şaşkınlıkla bakarken Mucize'yi aldı yanına. "Bakın kızlar, bu yeni arkadaşınız. İsmi de Mucize." Kızlar Selim'le hiç ilgilenmezken, "Hoş geldin hayatım. Senin oğlun mu? Gerçekten çok konuşuyor. Neyse, gel beraber kahve içelim. Bizim beylerden konuşuruz. Mesela benimki şu an işte ve kesin su durmuyordur." Selim gözlerini kocaman açtığında gülümsedim. Kızların arasındaki diyalogla beyninden vurulmuşa dönerken Mucize fısıldadı. "Anne, sen onlarla takılma istersen. Biraz değişikler." Mucize orada küçük oyuncaklardan birini Selim'in ağzına tıkıştırırken, "Sen sus bakayım, emziğini emmeye devam et. Ben de azıcık babana çekiştireceğim. Yeter ay, her yük ev hanımlarının üstünde." Selim'in şaşkınlıkla olan ağzının açıklığından dolayı oyuncak düşerken Mucize devam ediyordu. "İşte geçen de ben bunun gömleğini ütüledim, tamam mı? Bir de göreyim Rujizi. Senmişin Rujizi ile gelen. Verdim buna sopayı. Verdim buna sopayı." Sonrasında her yeri gezdik ama Selim bir Mucize'yi kucağına alıyor, bir yere indiriyordu. Bir alıyor, bir indiriyor, bir türlü bırakmıyordu. "Dayanamadım dostlar." "Selim, ne yapıyorsun şu an tam olarak hayatım?" Şöyle dişlerimin arasından da söyledim ki artık devam etmesin diye. "Herkes var şimdi, kızamam da." Yeniden Mucize'yi kucağına aldı Selim. "Ben de senin bunu sormanı bekliyordum. Hadi yol yakınken eve dönelim. Vallahi kızımı davet evine götürüyormuşum gibi hissediyorum ya." Dudaklarımı düz çizgi haline getirerek tebessüm ettim. Bu sefer komedi olsun diye davranmıyordu. Bu sefer gerçekten Mucize'yi okula vermek istemiyordu. Hani bazen şey olur ya, o varken varlığına alışıp pek önemsemezsin ama sonra onun gideceği zaman aklın başına gelir ya. İşte Selim de bunu yaşıyor gibiydi. Okulun ilk günü olmasa ben de geri dönmek isterdim ama çocuk için bu hayal kırıklığına neden olurdu. Mucize'nin bizim hakkımızda tutarsız olduğumuzu düşünmesini hiç ama hiç istemiyordum. Bu yüzden bugün okula başlanılacaktı. Yürüye yürüye nihayet okul girişine geldiğimizde yine müdire hanım karşıladı bizi. Mucize Selim'in kucağındaydı ve inmek için can atıyordu ama Selim vermek istemiyordu. Kaşlarını çatmış bir şekilde müdire hanıma bakarken, "Hadi bana dürüst bir cevap verin," dedi. Müdür hanım anlamamışça Selim'e bakarken aynı onun gibi gözlerini kıstı ve kuşkuyla baktı. "Hayatımdaki en dürüst cevabı vereceğimden emin olabilirsiniz Selim Bey. Sandalyeler madem yedi cücelere göre ayarlı, burada iki şey eksik. Birincisi Pamuk Prenses,
İkincisi de kötü kalpli cadı. Ama ne tesadüf ki elimizde sadece bir müdür hanım var. Peki siz bunlardan hangisiniz acaba? Selim'in gözleri kısık bir kuşkulu şekilde müdür hanıma bakarken elleri hala mucizenin omuzlarındaydı. Eğer yani bir ihtimal müdür hanım faka basıp cadıyım derse Selim mucizeyi alıp eve dönecekti. Buna adım kadar emindim ama müdür hanım ikimizin de beklemeyeceği bir cevap verdi. Adım Pamuk. Tanıştığımıza memnun oldum. Selim mucize yanağından öpüp müdür hanıma teslim ederken kısık bir şekilde gülümsedi ve mahcupça mırıldandı. Başka sorum yok Pamuk Prenses Hanım. Ailecek severek izliyoruz. Şey yani güveniyoruz size. Başarılar dilerim. Sonrasında mucizeyi okula kaydettik ama bitti mi dostlarım? Elbette hayır. Hadi Selim artık gidelim. Bak bir şey yok, mucize geri gelmek istemedi. Ağlamıyordu. Hadi gidelim artık diye inledim. Bana mısın demiyordu. Sanki kamufle ediyormuş gibi yüzüne ve başına taktığı yapraklarla eline aldığı dürbünle mucizenin sınıfına dikizliyordu. Aha erkeklerden biri mucizeyi dikizliyor hem de ağlayarak. Ulan imkansız aşk için daha çok erken değil mi? Selim saçmalama ya. Zavallı çocuk annesini özlediği için ağlıyordur. Ne imkansız aşkı ya? Öyle deme ama kızımıza bakıyor. Abi kız daha geldi. Mucizeyi ittirdi ağlayan erkek çocuğa sarıldı. Amanın kızım aşk üçgenine katıldı lan göz göre göre. Ama ben olsam yedirmezdim kendime. Hadi kızım mucize ben sana güveniyorum. O kızı kenara ittir sen kap şu çocuğu. Çocuk ne iş yapıyor acaba? Sigara falan içiyor mu ki? Hayır yani haberimiz olsun da ona göre şey edelim. Of yeter artık ben gidiyorum. Okul çıkışına doğru yürümeye başladığımda Selim'in de peşimden geldiğini hissettim. O anda gözlerime karşıdan gelen genç bir kız takıldı. Dizüstü eteği, daracık kıyafetiyle topuklu ayakkabı üzerine kıvrılarak yürüyordu. Gözlerini kaçırmadan baktığı kişi ise Selim'di. Alışkındım ben böyle şeylere. Selim hem çok yakışıklı hem de insanların dikkatini üzerine çeken bir insandı. Gerçi o kadar saf kalpliydi ki tüm bunlardan hiç haberi olmuyordu. Endişelenmemeli ve normal davranmalıydım. Şunca yıllık evlilik hayatımda bunun gibisi çok çıkmıştı karşıma ama böyle düşünmekle hata etmişim dostlar. Gözlerimi genç kızdan çevirmiştim ki ayağım takıldı. Gerçi bana sorarsanız bu ayağın takılma olayı tamamıyla bir oyundu. Zira o kızın bana çelme taktığından adım hayal olduğu kadar emindim. Yine de öylesine profesyoneldi ki ayağını hızla çektiği için kimse fark edememişti. Selim hemen arkamdan gelip beni tutunca yere düşmedim. Selim beni tutuyordu ancak aynı anda başka biri de tutuyordu. Baktım kız da beni tutma bahanesiyle Selim'in kolundan ve elinin üstünden beni tutuyor gibiydi. Parmakları Selim'in elinin üstündeydi. Selim eline başka birinin elinin değdiğini hissedince hemen geri çekip beni karnımdan tutarak kendine çekti. Ah çok özür dilerim yanlışlıkla oldu. Ah abla demeliyim sanırım. Üzgünüm ben Zemheri tamamen benim hatam. Selim kıza bakmadan bana dönerek bir şeyin var mı diye sordu ciddiyetle. Kaşları çatılmıştı. İyiyim dedim. Tamam o zaman dedi Selim. Önemli değil hanımefendi iyi günler. Selim beni arabaya doğru götürürken kollarıyla sararak beni korumaya çalışıyordu. İçimden bu kızı bir daha görmem diyordum ama bunların tamamı sadece varsayılmış dostlar. Durum şu ki neyse anlatamayacağım kadar uzun o yüzden bir kere daha devam edin siz. Arabaya bindiğimizde aklımda kalan kızı düşünüyordum. Benim aklımda kaldığına göre Selim'in de aklına kalmıştır. Sormadan bilemem. Güzel kızdı değil mi diye sordum Selim'e bakarak direksiyonu çevirirken bana baktı. Kim? Hani bana çarpan kız var ya o işte. Umursamaz omuzlarını silkeledi. Yüzünü görmedim ki. Nasıl ya dibimizdeydi. Ne bileyim hayal. O ara ben seni inceliyordum. Ayağından başlayarak tüm vücuduna baktım bir şey olmuş mu diye. O ara düşünemedim yani kızın yüzüne de bakmayı. Hem bana ne ki niye bakayım yani çok saçma değil mi? Güldüm. Böyle olduğundan emindim de işte yine de sormuş bulundum. Sevinçle gülümsedim. Hemen sonrasında ise aklıma gelen şeyle canım sıkıldı. Ama o sana bakıyordu. Hem de böyle her yerine. Öyle mi yaptı? Vay yelloz. Şu an kendimi acayip kullanılmış hissediyorum. İkinci el mal, ikinci yıl sınıf insan, atık pil, şişe kapağı. Geri dönüp ücret isteyeceğim dedi ve direksiyonda çevirmeye başladı. Ya nereye ne ücreti? Sen sana baktı demedim mi? İşte bakım ücreti şeysini isteyeceğim yani. Omzuna geçirdim bir tane. Saçmalama yine geri dön. Eczaneye yetişmem lazım. Ayrıca her ne şekilde olursa olsun o kızla bir daha görüşürsen gözlerini oyarım. Oha lan oha kızı görmedim diyorum. Sen bir daha bakma diyorsun. Hadi bir şekilde karşıma çıkarsa ne bileyim ben onun o kız olduğunu. Mantıklı konuşmuştu. O zaman şey edelim dedim. Ne edelim gülüm diye sordu. İçim eridi. Hemen de içimin yağlarını eritiyor. İki hasta değil azar da çekemiyoruz.
Sus, beni yumuşatmaya falan kalkışma. Hayda, hayal sen böyle değildin ya. Ne oldu sana böyle? Bilmiyorum dedim omuzlarımı silkeleyerek. Fırtına öncesi dolu gibi hissediyorum şu an. Ya o fırtına öncesi sessizlik değil miydi? Absürt olan benim, sen değilsin. Kendine gel kızım. İkimiz de güldük. Neyse, çok şey etmeyelim. Bak bak bak, aynı da benim gibi konuşurmuş. Hele şuna bak hele. Hem bir ödül hak ettim o zaman dedim. Tamam dedi. Hadi boş ver eczaneyi falan. Doğukan çalışsın köle gibi. Biz seninle iki lahmacun gömek şöyle karşılıklı. Direksiyon bir kere daha çevrildi dostlar ve biz en sevdiğimiz yere yani lahmacuncuya gittik. Sonrasında bazen her şey güzel ve düzenli gidince insanın içinde bir şüphe peyda olur ya dostlar. Neden her şey bu kadar kusursuz gibi mesela? Bir şey mi olacak, kayıplarım mı gelecek? Mesela kimi kaybedebilirim? Sorsalar hayal en sevdiğin kişiyi bize vereceksin yoksa hayatın tehlikeye gider. Nasıl cevap veririm, kimi veririm? Selim, Mucize, Mine, Doğukan, Demir. İşte tam da böyle bir şeyin ayak seslerini işitiyor gibiydim. Huzursuzdu içim. Kötü hisler ve kötü düşünceler bir fısıldıyordu kulağıma. Geliyoruz, geleceğiz. Umarım en sevdiğimi istemezler de ucuz yırtarım. Umarım. Hazır mıyız prensesler? Selim bize bağırdığında Mucize ile birlikte evet diye bağırdık. Ben küçük el çantamı, Mucize de minik pembe renkli sırt çantasını aldığında evden çıkabildik. Selim arabayı çalıştırdığında biz arabaya yeni biniyorduk. Mucize'yi arkaya çocuk koltuğuna oturttuktan sonra kendimi de öne geçtim. Selim arabayı çalıştırdığında dikiz aynasının arkada oturan Mucize'ye baktı. Prensesim, okul hakkında fazla konuşamadık. Hemencecik uyudun. Nasıl, sevdin mi? Güzel, sevdim dedim Mucize çantasıyla uğraşırken. Selim başka soru sormadan tatlıca gülümseyerek önüne döndü. Okula gelmiştik. Ben inip Mucize'yi indirdiğimde Selim de arabadan iniyordu. Hep birlikte okulun giriş kapısına geldiğimizde yine o kızı gördüm. Gülümseyerek yürüyordu. Bakışlarımı çevirerek yürümeye devam ettim. Selim Mucize ile ilgilendiği için fark etmemişti ama kız ona bakıyordu. Dünden sonra Selim'in canını sıkmamak adına bir şey demedim ve sadece görmezden geldim. Mucize'yi öğretmenine verdikten sonra geri dönüyorduk ki karşımıza yine o kız çıktı. Tam Selim'in önüne. Selim ona çarpmamak için kendini zor durdururken elindeki arabanın anahtarlarını da yere düşürdü. Her şey o kadar hızlı ve planlı olmuştu ki kimsenin bunun bir oyun olduğuna dair tek bir fikri olamazdı. Gözümle görmeme rağmen ben bile inandım yanlışlıkla olduğuna. Selim anahtarı almak için eğilirken kız da onunla birlikte eğildi. İkisinin elleri birbirine değdiğinde içinde alev alev bir şeyler yanmaya başladı dostlarım. Bunu görmekten o kadar rahatsız oldum ki anlatamam. Nefret ediyorum. Selim'e benden başka bir kadının dokunmasından nefret ediyorum. Selim yine elini çekti ancak bu sefer kıza baktı. Aa, affedersiniz, çok üzgünüm. Kız içimden geçtiği şekliyle yapmacık ancak dışarıya olabildiğine nezaketvari görünen o iyi niyetiyle özür dilerken tepki vermiyordum. Önemli değil hanımefendi, hiç önemli değil. Selim çarçabuk anahtarı alıp cebine koyarken yeniden yürümeye başlamıştı ki bir saniye, dün içinde çok özür dilemek isterim dedi kız. Yine Selim'in önüne geçmişti ve Selim ona çarpmamak için zor durmuştu. Bilerek yapıyordu. Selim'e dokunmak için fırsat kolluyor gibiydi. Kız parmaklarıyla oynayıp hüzünle gözlerini kısarak ''Çok özür dilerim. Umarım dün bir şey olmamıştır.'' dedi. Israrlı özrü Selim'i rahatsız etse de belli etmemeye çalıştı ve sakin kaldı. Selim beni işaret ederek ''Benim için sorun yok. Dün eşime çarpmıştınız. Bana değil. O da iyi çok şükür.'' dedi. Kızın yüzü karardı bir anda. Gözlerindeki çöküşü net bir şekilde fark edebildim. ''Aa, siz evli misiniz? Çok genç görünüyordunuz. Ben, ah, kusura bakmayın.'' Ortam garip bir hal aldığında ben Zemher'i ''Ah, çok üzgünüm. Dün de ismimi söylemiştin değil mi? Unutkanlık oluyor, kusura bakmayın.'' diye peş peşe sıraladı cümleleri. ''Önemli değil.'' dedim bu sefer ben araya girerek. Sonra da Selim'le kızın arasına girerek Selim'i az ileri itekledim. Selim düşmemek için kolumdan tutarken şaşkınlıkla bana bakıyordu. ''Artık gitmeliyiz. Sen de kendini üzgün hissetme tatlım. Bizler 30'una merdiven dayamış aklı başında insanlarız. Anlayışla karşılarız yani.'' Kız şaşkınlıkla Selim'e bakarken ''Siz de mi 30 yaşındasınız?'' diye sordu. ''Ben 33'üm.'' dedi Selim. ''Ne fark eder ki? Ha 30, ha 100.'' Diyaloğu daha fazla uzatmamak adına Selim'in kolunu tuttum ve birlikte ortamdan uzaklaştık. Sonrasında ''Hayatım, ben bugün sizinle gelemeyeceğim, üzgünüm.'' Doğukan kapıda beni bekliyordu ve eczaneyi bugün erkenden açmamız gerekiyordu. Selim bana olumlu cevap verirken kravatını bağlamaya devam ediyordu. Onu öyle görünce gidemedim. Gerisin geri yanına geldim ve sıkıca sarıldım. Bağladığı kravatı yarım bırakıp güldüm. Ne oldu? Mucize varken sarılmazdın hiç. Kıskanıyor çünkü. Güldü ve o da sarıldı. Her an gelebilir. Tamam, bir saniye daha.
Birbirimize sıkı sarılırken ayarladı diye seslendi Doğukan. Telafi edelim bunu diye fısıldadı Selim. Aha. Ondan ayrıldığımda el salladım giderken. O da salladı ve gülümsedi. Her sabah böyle ayrılsak da nedense bu sabah bırakasım gelmemişti. Yine de çıktım ve Selim'le Mucize'yi baş başa bıraktım. Mucize henüz giyinmemişti. Atlet ve pembe kilotlu çoraplı evin içinde dolanıyordu. Selim kravat bağlamasını bitirince evin içinde bıcır bıcır gezen Mucize'yi kucaklayarak odasına götürdü. Dizlerinin üstüne çökerek Mucize'nin boyuna kadar indi ve ''Benim prensesim bugün ne giymek istiyormuş bakalım?'' diye sordu. Mucize Selim'in çenesiyle oynarken hiçbir şey dedi. Şaşkınlıkla açtığı ağzını Mucize'ye bakan Selim ''Aa ama olmaz. Ya sizin bacılar seni böyle cıvıldak görürlerse, seni kolonilerden uzaklaştırırsa o zaman ne edeceksin? Yine beni oğlun gibi tanıtıp millete hava mı açacaksın?'' diye sordu. ''Peh!'' diye zil çıkardı Mucize. ''Kimsenin gibi lahmacun kafalı birini kendine oğlu olarak alıyı ki baba. Sen olsa olsa anca annemin kucaşı oluyorsun.'' Selim katıla katıla gülmeye başlamıştı ki yerde kıvranmakta cabası oldu. Mucize babasının gülmesine katılarak üstüne çıkıp zıplamaya başladığında ''Babam koca, babam koca, hey babam koca'' diye bağırdı. Mucize daha çok bağırıyordu ki Selim'in kahkahaları da o kadar artıyordu. Yeni giydiği koyu kahve takımının vuruşması umurunda bile değildi. Sonrasında nihayet okula gelmeyi başaran ikili kapının önüne geldiklerinde müdire hanım şaşkınlıkla Mucize'ye baktı. Mucize astronot kıyafetine benzer bir şekilde şişmiş bir montla sarmalanmıştı. ''Mucize, kızım bu ne hal?'' Bu arada Selim girdi araya. ''Vallahi müdür hanım bana hiç bakmayın. Atlet de gelmek istiyordu ancak bu şekilde giderebildim. Şu an kendini Mars'a gelmiş olarak hayal ediyor da siz de biraz yardımcı olup uzaylı rolü falan yaparsanız çok şey olur.'' Müdire hala Mucize'ye şaşkınlıkla bakıyordu ki ayakkabılarını çıkaran Mucize tıpkı astronotlar gibi nefes aldı. ''Selam uzaylı, ben Mucize astronot. Annemin kocasının bana verdiği yetkiye dayanarak gezegeninize giymeye hak kazanmış bulunuyorum. Açıklamamı dinlediğiniz için teşekkürler.'' Sonrasında Selim Mucize'yi okula bırakmış arabasına doğru yürüyordu ki yine o kız çıktı karşısına. Bu sefer hızını alamayan Selim'le çarpıştılar. Kız yüzünü Selim'in göğsüne gömerken düşme bahanesiyle kollarıyla sıkıca sarıldı. Tam da isteği olmuştu. Uzun süredir bu anı bekliyordu ve profesyonel bir şekilde sarılmışlardı. Ne olduğunu anlamayan Selim bir anda olan olayla şoka girmişti. Durumu anlayınca hızla uzaklaştı. Kız saçları birbirine girmiş bir şekilde ayrılırken ''Yine zarar verdim, size çok üzgünüm.'' dedi. Selim elindeki anahtarla önemli değil anlamında işaret yaparken yeniden yürümeye başlayacaktı ki kız devreye girdi. ''Eğer vaktiniz olursa size bir kahve ısmarlamak isterim. Bunu gerçekten çok isterim. Hem sizin hem de işiniz için özür dilemek isterim. 3 sabahtır rahatsız ediyorum ve içim hiç rahat değil.'' Selim kaşlarını çıtarak başını iki yana salladı. ''Teşekkür ederim ama böyle bir şey için herhangi bir lüzum yok.'' Diyaloğu uzatmak istemiyor kısa tutuyordu. Bir kere daha yürümeye başlayacak ki kız yeniden önüne geçti. ''O zaman konuşacak sessiz bir ortam olsun. Arabanıza geçelim mi?'' Selim içindeki nefesi bıkkınlıkla verirken daha fazla dayanamadı. ''Bakın efendi, kaç yaşındasınız?'' ''20.'' Selim genç olduğunu tahmin ediyordu. ''İyi, ben 34'e gireceğim. Senden de anlayışlı olabilirim. Büyüğünüm ve abinim. Birkaç gündür yaşanan şeyleri göz ardı edebilirim. Yani müsaade ver ve özür dilemeyi bırak artık.'' Selim bu sefer kızdan kurtulmuş arabasına doğru yürüyordu ki kız bağırdı arkasından. ''Peki sana aşık olduysam ne yapayım?'' Arabanın önünde aniden duran Selim şaşkınlıkla fallayan bir ifadeyle genç kıza baktı. O arada kız koşarak Selim'in önüne gelmişti bile. ''Bak kaç yaşında olduğun umurumda bile değil, anlıyor musun? Seni ilk görüşte sevdim, aşığım sana. Evli olman, çocuğunun olması bile önemli değil benim için. Eğer kabul edersen, eğer istersen ben seni her şekilde isterim.'' Selim tüm konuşmayı şaşkınlıkla dinlemişti. Başına bir darma almış gibi sarsılsa da konuşmayı başarmıştı. İnsanoğlu niyetini bozmaya görsün. Ondan daha lanet bir varlık olmuyor. Yani sen evli olmamı önemsemiyorsun öyle mi? Gizlice sevsen neyse ama evli olduğumu bildikten sonra bunu söylemen iğrenç bir şey biliyorsun değil mi? Son kez bir cümle kurup bir daha söylediklerini işitmek istemiyorum. Ben bu yuvayı kolay kurmadım. Bozuk niyetli biri için de bozmaya hiç niyetim yok. Selim arabasına binip giderken kız da arkasından söylenmeye devam ediyordu. ''Öyle olsun Selim Ay Yıldız. Ben de bu aşkı, bu hastalıklı aşkı kolay sahiplenmedim. Kolay da bırakmayacağım.'' Sonrasında film gecesi yapmak için Doğukan'ın evinde toplanmıştık. Hepimiz keyifle filmi seyrediyorduk ancak Selim yüzünü eline yaslamış bambaşka dünyalardaydı sanki. Güldüğümüz yerde geç gülüyor, bazı sorulara katılmıyor ve aklı başka yerde gibi dalıp gidiyordu. ''Bugün pek iyi görünmüyorsun.'' ''Hı?''
Dayanamayarak sordum. Herkes durup Selim'e baktık. Bugün diyorum pek iyi değil gibisin. Dalıp dalıp gidiyorsun. Hayırdır? Bilmem. Doğukan Selim'in donuk haline eğilip baktı. Aya doğru söyle ya abi, hayırdır? Sende bir iş var galiba. Daldığı düşünceden ayrılarak bize döndü Selim. Bir şeyim yok. Sadece bugün canımı sıkan küçük bir şey oldu da. O kadar yani, pek önemli değil. Hep birlikte Selim'e bakarken ağzımda cipsleri çiğneyemediğimi fark ettik. Herkes biliyordu ki Selim'in canı öyle kolay kolay sıkılmazdı. Hatta ve hatta canı hiç sıkılmazdı ama şimdi hayattan soğumuş gibiydi. Mine, Demir ve Doğukan gecenin tamamını diken üstünde Selim'i dikizleyerek geçirdiler. O böyle neşesiz olunca hepimizin canı sıkkın oluyordu. Ne filmin ne mısırın tadı kalmıştı. Hepimiz saniyede bir Selim'e bakıp ne olduğunu anlamaya çalışıyorduk. O her neyse, o bir an önce yok olup gitsin. Selim yine eksi absürt hatırlığına dönsün istiyorduk. Ama olmadı dostlar. Tüm bir gece boyu Selim'in yüzünden bin parçaya düşen. Sonrasında o gece herkes evine çekildiğinde biz de yatağımıza çekilmiştik. Selim uyumadığını belli edercesine sıkıntıyla nefes alıp verirken daha fazla dayanamadım. Belki üstüne gitmek iyi değildi ama onun böyle olmasına dayanamıyordum. Hadi ama benden de mi saklayacaksın? Gözlerinin üstüne kapattığı kolunu indirerek bana baktı. Kombinin üstünde duran lamba yüzünden gözlerini zor açıyor olmalıydı. Doğruldu ve bana doğru döndü. Lafa nereden başlayacağını bilmez bir hali vardı. Derin bir nefes alıp dudaklarını ıslattı. Hayal bak, nasıl anlatsam bilemiyorum. Bugün şey oldu. Ona doğru daha çok eğilerek yanağını okşadım. Söyle hayatım, ben sana güveniyorum, tamam mı? Lütfen rahatça anlat ne olduysa. Söylediğin her kelime çok önemli benim için. Ben böyle söyleyince kaşlarını özünle kaldırıp yanağındaki elimi öptü. Gözlerini kapatıp derin bir nefes aldı, rahatlamıştı. Sanırım senin şüphelendiğin kızı gördüm bugün ve o bana aşık olduğunu söyledi. Masum bir çocuk gibi gözlerime batıp tepkimi ölçtü. Gayet sakin olduğumu görünce devam etti. İnanabiliyor musun? Üstelik 20 yaşındaymış. Onun evli olduğumu, çocuğumun olduğunu söyledim ama o bana bunların hiçbirinin önemi olmadığını söyledi. O kadar canım sıkıldı ki anlatamam. Kendimi bir an için pislik gibi hissettim. O utanmıyordu bunları bana söylerken ama ben o kadar utandım ki. Aklıma sen geldin. Ben böyle bir... Dudaklarının üstüne işaret parmağımı yerleştirdim. Şşş, devamına gerek yok Selim. Ben durdurunca o da devam etmedi. Parmağımı geri çektim ve tatlıca gülümsedim. Bak, sen gerçekten çok yakışıklı bir adamsın. Yani kızların dikkatini çekmen çok normal, tamam mı? Bunu doğal kabul ediyorum. Yani böyle şeyler olabilir. Üstelik fazlaca da terbiyeli olduğun için onlara şöyle afilli bir küfür edip gönderemiyorsun. Dudaklarını büzerek gülümsedi ilk defa ve kalbim yatıştı. Çenesinde biten yeni tüyleri okşadım ve derin bir nefes aldım. Ben sana güveniyorum. Eşin olarak sana güvenim tam. Bir an elimde, sen kendini kötü hissetme. Hem sen bana gösterdiğin sakız kızları hatırlamıyor musun? İçinde tereyağlı olanı bile vardı. Tereyağlı sakız mevzusunda ikimiz de güldük. Ama gerçekten de tereyağı gibi, dedi Selim kıkırdayarak. Bunu söyledikten sonra başını göğsüme yasladı ve gözlerini kapattı. Tüm günün acısını çıkarırcasına huzurla nefes aldı. Sen nasıl farklı olabiliyorsun peki? Nasıl diğer kızlardan böylesine farklı olabiliyorsun? Sana aşık olmamın sebebi bu mu acaba? Alnına yavaşça vurdum. Bana ilk başlarda sen ne değişik bir kızsın dediğini unuttum sanma. Resmen beni uzaylı ilan etmiştin. Kıkırdarken daha çok gömdü yüzünü bedenime. Kendimi kaybetmeye göze alacak kadar çok seviyorum seni hayal. Çok seviyorum. Çok, ne kadar çoksa ondan daha çok. O mırıldanırken küçük bir öpücük kondurdum sarı saçların arasına. Ben de çok seviyorum seni Selim. Çok, ne kadar çoksa ondan daha çok. Sonrasında sabah mucizeyi okula bıraktıktan 5 saat kadar sonra Selim'le birlikte Üsküdar sahilinde yürürken Selim'in telefonu çaldı. Arayan müdür hanımdı. İkimiz de endişeli telefona bakarken Selim hızla açtı. Buyurun müdür hanım. Selim Bey, siz ve Hayal Hanım'ın aceleyle okula gelmeniz gerekiyor. Gerçekten çok önemli. Selim yutkunurken kaşları çatılmıştı. Mucizeyle alakalı bir sorun olduğu belliydi ve az kala kalbini söküp yere atacaktı. Birlikte okula geldiğimizde ikimizin de yüreği ağzındaydı, ancak neyse ki mucize sapasağlamdı. Müdür hanımın bize göstereceği başka bir şey vardı. Selim, ben ve müdüre karşımızda oynanan görüntülere bakarken ne yapacağımızı şaşırmıştık. Böyle bir şey nasıl olmuştu? Nasıl olabiliyordu? Bunu kim nasıl yapardı? Tüm kameraları izledik. Bunu mucize yapan kişi okuldan biri değil. Bugün sergi için dışarı çıkmışlardı. Oradaki kameraları da inceledik, ancak bazı kör noktalar olduğu için tam anlayamadık. Evet, mucize sapasağlam karşımızda duruyordu, ancak bacakları mahvolmuştu yavrumuzun. Mucizenin mor bacaklarına bakarken ben ve Selim henüz olayın şokunu atlatamamış olacağız ki tam bir tepki veremiyorduk ama her iki gözümden de yaşlar süzülüyordu.
Sanki bir defalarca kez Mucize'nin bacaklarının üstünde sigara söndürmüştü. Ağlayarak Mucize'ye sarılırken o hiç konuşmuyordu. Bu da beni kahrediyordu. Minik yavruma kim ne yapmıştı böyle? Selim de gözleri dolmuş, ağlamamak için kendini zor tutuyordu. Müdüre gelişmeleri anlatırken Selim'in telefonuna bir mesaj geldi. Selim, Selim, ben Zemheri. Numaranı bulmama şaşma. Sana değerli her şeyi öğrendim ki bir CEO olduğunu bile biliyorum. Zengin olmanın benim için pek bir önemi yok gerçi. O sarı saçlarına sahip olduktan sonra kuru ekmek yemeye de razıyım. Selim tam bir mesaj gönderecekti ki bir tane daha geldi. Sakın beni ifşalamaya kalkma. Mucize çocuk olduğu için ona fazla kıyamamış olabilirim ama aptal karını kesinlikle öldürürüm. Önümüzdeki tek engel o zaten. Selim okuduğu mesajlarından yerine otururken elinin titrediğini fark etti. Başı dönüyordu, tüm derisi alev almış yanıyordu. Sonra yeni bir mesaj daha geldi. Şimdi bir işin olduğunu söyle ve okuldan dışarı çık. Köşedeki semt kafede seni bekliyorum. Titreyen eline hakim olamayan Selim bir kere daha Mucize'nin mor bacaklarına baktıktan sonra bir şey demeden çıkıp gitti. Eğer açıklama yaparsa gitmesini istemezdi ve muhtemelen beni kırmak ya da korkutmak da istemiyordu. Bu ne her pislikse kendi temizlemeyi düşünüyordu sanırım. Okuldan çıkarak kafeye gelen Selim ıssız bölümdeki masada oturan Zemheri'yi gördü. Aceleyle yanına gittiğinde Selim tam bir şey diyecekti ki işaret parmağını Selim'in dudaklarının üstüne kapatan Zemheri ''Tek kelime etme ve benimle gel'' dedi. Tek kelime etmeden Zemheri'yi takip eden Selim kimsenin olmadığı bir odaya geldiklerinde durdu. Önce Zemheri girdi içeri sonra Selim. Zemheri kapıyı kapattığında ışıklar yandı. Selim ateş püskürüyordu ancak polise gitmediği için de pişmandı. Gerçi kısa sürede bunu yapan kişi henüz polise gitmeden daha neler yapardı. Korkuyordu Selim. Çok sevdiklerini kaybetmekten ölesiye korkuyordu. Bak bu yaptığının hiçbir açıklaması yok tamam mı? Gelen mesajlar bunun seni yaptığını açıklar ve... Selim konuşurken titriyordu ve kalbi korkuyla dolmuştu. Mucizeyi öyle gördükten sonra aklını kaçıracak gibiydi. Zemheri cevap vermeden sessizce Selim'e yaklaştığında gözleri dudaklarına kaydı. Tek isteğim benim olması dudaklarının. Gözleri oradan gömleğine kaydı. Benim olman. Başka bir şey istemiyorum. Selim Zemheri'nin kolunu tüm gücüyle sıktığında tiz bir çığlık attı genç kız. Titremesine engel olamıyordu Selim. Daha önce kimsenin canını yakmamıştı da ama katlanamıyordu bir işe. Sonunda kendimi bir pislik gibi hissettirdiğin için teşekkür ederim diye fısıldadı. O meleğin, o bebeğin, senin pis duyguların yüzünden canın yanması için ne gibi bir günah var lanet olası. Selim sıktıkça sıktı Zemheri'nin bileğini. Ah bırak canımı yakıyorsun bırak Selim bırak. Sakın adımı o pis ağzına alayım deme. Hem biraz da senin canın yansın. Sen benim canımı parçalara böldün. Kalbimi delik deşik ettin. Biraz da sen acı çek lanet olası. İstediğimi ver o zaman sen de. Zemheri gözlerinden yaşlar akarken Selim'e bakmaya devam ediyordu. Ne? Ne istiyorsun? Seni? Kafayı yemişsin sen. Evet yedim kafayı ve hala istiyorum. Selim Zemheri'yi tüm gücüyle tekleyip duvara çarparken hem kendinden hem ondan iğreniyordu. Şu an kendimden tiksinsem de senin gibi biri için fazla temizim. Al o pis hislerini ve kendi çöplüğünde boğul. Ve bir hafta sonra... Mucize'nin bacaklarındaki izler iyileştiğinde okula olan psikolojik bir uzaklık olmasın diye yeniden göndermiştik. Ben eczanedeydim fakat Selim yine ve farklı bir şekilde kötü olaylara maruz kaldı. Nasıl mı? Siz en iyisi devam edin son bir kere daha. Selim Bey, Mucize'yi her yerde aramamıza rağmen hiçbir yerde bulamadık. Hayal Hanım'a ulaşamadığımız için size haber vermek durumunda kaldık. Nasıl olur? Okula teslim ettikten sonra nasıl kaybolur? Nereye gider bu kız? El kadar çocuk Müdür Hanım rica ediyorum bulun. Ben de hemen geliyorum. Selim apar topar toplantının ortasından şirketten çıkarak okulun yolunu tuttu. Endişeden kaza yapmamak için sürekli direksiyonu sıkıyordu. Bazen aklına kaçıracak gibi oluyordu. Bu kadar küçük bir kız nereye giderdi? Nihayet okula geldiğinde Müdür Hanım Mucize'nin elinden tutarak içeri girdiğini gördü. Mucize? Selim Mucize'ye bağırdığın Mucize'ye gülümseyerek ona doğru koştu. Baba, nerelerdeydin evladım? Nasıl çıktın okuldan? Öğretmenin görmedi mi seni? Nasıl çıktın? Mucize elindeki çikolatayı yemeye devam ederken okulun birkaç metre uzağından gelen genç kızı gösterdi. Bu abla aldı beni bahçeden. Bana çikolata da aldı baba. Bir de eğer uslu bir kız olursan beni ona parka da götürecekmiş biliyor musun? Selim Mucize'yi müdüreye teslim ederken kaşlarını çıtarak yanına gelen genç kıza baktı. Nefret ve tiksintiyle doluyordu onu her gördüğünde. Selim adeta dağılmıştı. Gri takım elbisesi buruşmuş, kravatı gevşemiş, saçları birbirine girmişti. Yine de Zemheri'ye nefretle baktı. Sen benimle buluşmayı kabul etmeyince ben de kızınla yaptım ne yapayım?
Maalesef saçları sarı olsa da o en çok annesine benziyor. Anlayacağın işin zor. Selim sinirli yumruğunu sıktığında, eğer bir daha mucizeye dokunursan... Aman çok korktum. Benim sen anlamadın sanırım. Ölecek bile olsam seni bırakmayı bir gram bile düşünmüyorum. Kızına gelince. Sadece o değil. O aptal karını da tek bir hamleyle yok edebilirim. Anlamıyor musun? Aşığım sana. Selim polisi aramak için yeltenmişti ancak Zemheri umursamaz domuzlarını silkeledi. Umurumda bile değil biliyor musun? Şu an karşı karşıya durmamız bile bana güç veriyor. Ara polisi. Ne delilim var ne bir şey. Şimdi benimle gel yoksa kızın konusunda bir daha yumuşak olmayabilirim. İstersen eve götür oradan da alırım. Ne istiyorsun lanet olası ne diye bağırdı Selim. Bir kere beni öpmeni ama o geri zekalı karını öptüğün gibi olacak. Arzulanmış bir öpücük. Selim tiksinerek bakıp hızlı arabaya doğru gidiyordu ki Zemheri önüne geçti. Şaka yaptım şaka. Ne tangaç çıktın sen de. Sadece konuşmak istiyorum. Gel benimle. Selim yutkundu ve gitmek ve gitmemek arasında sanki yıllarca düşündü. Sonra da mucize aklına gelince kabul etmeye karar verdi. Birlikte okula yakın bir alt sokağın köşesine gelip durduklarında Selim bu konuşmanın bir an önce başlayıp bitmesini diliyordu. Bıkkınlıkla nefes alıp konuş dedi. O kadını sevmiyorsun değil mi? Kızın da yanlışlıkla oldu. Ona karşı bir sorumluluğun falan mı var? Çok mu fakir yoksa? Güzel olmasına güzel ama tam bir aptal gibi görünüyor. Bir çeşit hayır işi gibi gördüm muhtemelen. Selim sırf mucizenin hatırına dinlemesine rağmen katlanamıyordu. Sana hiçbir açıklama yapmayacağım. Bugün haddini fazlasıyla aştın. Söyleyeceklerim bittiyse artık gidiyorum ve sana son kez söylüyorum. Sakın bir daha karşıma çıkma. Selim arabanın kapısını açacak diye kız elinden tutup sıkıca sarıldı. Kollarını öyle sıkı dolamıştı. Selim'i uzaklaştırması için büyük bir çaba harcaması gerekmişti. Hiç anlamıyorsun beni. Her gün senin için hazırlanıyorum. Beni beğenirsin diye süsleniyorum. Sana olan aşkımı kabul edersin diye her sabah erkenden buraya geliyorum. Sadece benim olmanı istiyorum. Başka bir şey dilemiyorum. Madem bırakmak istemiyorsun karını, o zaman bu şekilde olsun. Gerçekten buna razıyım ne olur. Sadece beni sev istiyorum. Sadece sevgi. Selim, Zemheri'yi sert bir şekilde kendinden uzaklaştırdığında yere düştü. Yerde yatarken hala ağlamaya devam ediyordu. Ceketini düzeltirken tiksintiyle kıza baktı Selim. İşte bu yüzden. Aşk kelimesinin içini pis duygularla kirlettiğiniz için eski aşıklar yok oldu. Ama ne biliyor musun? Senin aptal dediğin kız yaşattı bana gerçek aşkı. Ve o çok iyi biliyor gerçek aşkın ne olduğunu. Senin aptal dediğin kız da sırf bu yüzden bile evlilik alabilirim. Bana temiz bir aşk verebilir misin? Dokunmadan, görmeden, sesini duymadan bile sevmeye devam edebileceğim bir aşk verebilir misin? İşte senin aptal dediğin kız verdi bunu bana. Şimdi bu iğrenç hislerini de al, defol git hayatımdan. Bir kere daha karşılaşırsam seninle emin ol daha çok yakarım canını. Selim yerde ağlayarak yatan kıza başka bir şey söylemeden uzaklaşırken yine bozulmuştu morali. İçten içe de mucize için endişeleniyordu. En iyisi okuldan almaktı. Sonrasında mucizeyi okuldan alacağız. Tamam, evimizi değiştireceğiz. Tamam, Doğukan olmadan eczaneye yalnız gitmeyeceksin. Tamam. Ama baba ben okula gitmek istiyordum. Tamam kızım. Bu sadece bir süreç. Yeniden devam edeceksin. Hem o zamana kadar Mine ablan evimize gelip sana dersler verecek tamam mı? Hem uzayda nasıl görünür falan o çok iyi bilir. Kendisinin eskiden uzaylı bir aileye mensup olduğunu düşünüyordum. Selim dedim istemkar sesimle. En yakın arkadaşımı neden kızımıza uzaylı olarak tanıtıyorsun ki? Tamam, şaka yaptım. Ben şimdi çıkıyorum. Sen de Doğukan gelmeden çıkma tamam mı? Geldim bile diye bağırdı Doğukan. Abi hayırdır ya ne oluyor böyle mucize prensesimiz falan. Selim konuyu açmak istemezcesine araştırmalar yapıyoruz. Sen hayale iyi bak tamam mı diye sorunca mutfaktan çıkan Mine de tabii ben de muciz işime iyi bakacağım. Hadi gel gezegenlerin seslerini dinleyelim dedim mucizenin elini tutarken. Doğukan ve Hayal birlikte eczane için yola çıktıklarında Selim de arabasıyla şirkete gidiyordu ki telefonuna bir mesaj geldi. Çok safsın çok. Kızını okuldan alınca ev adresini değiştirince seni unutur muyum sandın? Koruma tutmalar falan. Ben ölümü göze aldım ölümü. Seni deli gibi seviyorum. Nasıl bırakırım seni Selim? Selim sinirle telefonu yere attığında yeni bir mesaj daha gelmişti. Nefret etse de eğilip telefonu aldı ve mesajı açtı. Bana inanmaman beni daha da üzdü ve sinirlendirdi. Yine de kendimi sana inandıracağım. Karına dikkat et. Korkuyla mesajı okuyan Selim hızla beni aradı. Bir saniye beklemişti ki telefon iki kere çaldıktan sonra açıldı. Alo Hayal iyisin değil mi güzelim?
Alo abi benim Doğukan. Ya endişelenme bir şey yok ama sanırım hayale hep plastik mermi atıldı. Ağında küçük bir çizik var, şimdi eczanede tedavi ediyorlar. Ne oluyor abi ya, polise gittin mi? Telefon Selim'in elinden düştüğünde psikolojisinin tamamen bozulduğunu hissetti. Titriyordu. Bütün bedenini alan üşümesi damarlarına kadar yayıldığında eliyle ağzını kapattı. Ben işe yaramaz bir piçliyim. Sevdiğim kadını bile koruyamıyorum. Bunu mırıldandığında aklına mucizenin mor bacakları ve hayalin yaralanmış silüeti belirdi gözünün önünde. Bayılmamak için kendini zor tutarken nefes alamadığını hissedip kravatını gevşetti, derin bir nefes alıp yapacağı şeyi düşündü. Ne yapmalıydı? Ne yaparsa bu işten kurtulabilirdi? Polise gitse yeni adamlar takma ihtimali vardı. Hayal ve mucizeye bir şey olacak olursa asla yaşayamazdı. İşte o zaman kıyardı canına. Peki ya yapılması gereken? Sonrasında gelmişsin, dedi zemheri kapıda duran Selim'e bakarak. Üstünde bordo bir gecelik vardı ve giderek Selim'e bakıyordu. Robotumsu bir sesle mırıldandı Selim. Ne yapacaksan yap artık. Pisliğin üzerimden gitmesini istiyorum. Kısa ve keyifsiz bir kahkaha attı genç kız. Neden aptal kıza açlığa bakıyorsun da beni bir pislik olarak görüyorsun ki, neden? Zemheri bunu söylerken çığlık atmış ve Selim'in gömleğini çektiği için öne açılmıştı. Selim'in sağ gözünden bir damla yaş akarken keşke bundan önce ölseydim diye mırıldandı. Sinirle yumruğunu sıkan Zemheri, beni kışkırtan sensin böylesine, dikkatimi çeken sensin diye bağırdı. Lanet olsun, keşke ölseydim de böyle dikkatini çekmeseydim. Benim temiz yuvamı böylesine dağıtacağına dünyanın en çirkini olarak da olsaydım keşke. Beni çıldırtma diye bağırdı Zemheri yeniden ve dudaklarını Selim'in dudaklarına yaklaştırdı. Öylesine yakındı ki Selim'in yanağından akan yaş genç kızın çenesine doğru yönelmişti. Şimdi öp beni diye fısıldadı genç kız gömleğin kalan düğmelerini açarken. Selim titreyen çenesiyle ağlamasına devam ederken kalbinin ağrıdığını hissetti. Ölmeyi diliyordu. Ölmek ne güzel bir çıkış yolu olurdu. Sonrasında eşinin bana verdikleri için teşekkür ederim. Bugün çok mutlu etti beni. Sana dokunarak yeterince heyecanlanmadığı besbelli çünkü benimle mest oldu. Hayal, bu ne biçim mesaj kızım ya? Numarada gizli, ne olduğu belli değil. Alnımdaki sırrı pamukla tutarak mesaja baktım. Selim'den mi bahsediyor bu? Doğukan'la bir kez daha mesajı okuduğumuz yenileri gelmeye başladı. Eşini gönderiyorum. Bugünlük bu kadar yeter. Onun vicdanı sızlamıyor ama ben üzülüyorum. Kızınız var bir de, yazık. Bu arada kızınıza o işkence yapan kişi bendim. Kocam bana göz koymadan önce kendimi korumak adına yaptım ama işte sana zarar veren de bendim. Kocan cidden çok pis niyetli çıktı. Her şeye rağmen ondan hoşlandım. Bunu sana itiraf etmeyecektim ama o benimle çok mutlu. Sanırım ben de onunla mutlu oldum. Doğukan telefonu Hayal'in elinden alıp mesajları yeniden okuduğunda ''Bu şıllık kim lan?'' diye bağırdı. Fazla önemsememeye çalışmıştım dostlar. Selim'in beni aldatmayacağını adım gibi bilsem de mucize yapılanın o olduğunu öğrenmem canımı yakmıştı. Polise haber vermeliydim. Tam arıyordum ki Doğukan durdurdu. Dur, hemen arama polisi. Önce biz bir araştıralım, Selim abiyle konuşalım. Nedir ne değildir. Kesin haberi yoktur garibimin. Melisa abladan yardım isteyelim. Onun tanıdıkları vardır. Ondan sonra ararız. Doğukan'ı dinleyerek polisi aramadım ama bir an önce meseleyi çözmek için de kıvrandım durdum. Doğukan'la birlikte araştırmalar yaparken saatler geçmek bilmiyordu sanki. Sonrasında Doğukan yine beni eve bırakmayı teklif ettiğinde kabul etmiştim. Birlikte eczaneden çıkarken Selim'in arabasının da birkaç metre uzakta olduğunu gördüm. İçinde beni bekliyordu. Sevinç, mutluluk ve anlatacağım şeylerin heyecanıyla eczaneyi hızla kilitleyip ona doğru yürümeye başladım. O arada Doğukan kendi arabasına doğru giderken hayal tanıdığım emniyet müdürü var. O arıyor. Sen Selim abiyle iyice konuş, tamam mı? Gerekirse akşam sizin eve gelir tartışırız, dedi. Ona olumlu cevap verirken Selim'in arabadan indiğini gördüm. Üstünde ceketi yoktu. Oysa takım elbise giyerken ceketini nadir çıkarırdı. Gömleğinin önü yırtılmış, kıyafetleri kırışmıştı. Saçlarının birbirine giren şekli ise hiç hoşuma gitmemişti. Ona ne olmuştu böyle? Kocam beni çok mutlu etti. Hayır, bu bir tuzak. Hayal, inanma. Git ve Selim'e sarıl. Güçlü bir iradem vardı ve selam. Her şeyi kulak ardı edip ona doğru yürümeye devam ettim. Sonunda koşarak Selim'e sarıldığımda onun kolları sarmadı beni. Neler oluyordu? Geri geri çekilip ona baktığımda yüzünün bembeyaz olduğunu gördüm. Bakışları donuktu ve sanki bayılmak üzere gibiydi. Yüzündeki kan çekilmiş, onun yerine ölünün tenine benzeyen bir renk almıştı. Selim, neyin var? Cevap vermedi. Bana bakan gözleri kan ve yaş doluydu. Bak, zor zamanlar geçiriyoruz ama atlatacağız, tamam mı? Biz nelerin üstesinden gelmedik ki? Hem bugün benim başıma da geldi kötü bu olay. Seninle alakalı saçma sapan bir mesaj atan biri ama sineye çektim. Sen de sineye çek ve unut gitsin.
Hadi sarılalım ve kızımıza gidelim. Bizimkiler yardım edecek bize, sen endişelenme. Ben o kızla birlikte oldum. Aniden gelen bu itirafla yavaşça kollarımı geri çekip yüzüne baktım. İki karış yükseklikteki yüzüne bakarken başımı hafif kaldırmak zorunda kalıyordum. Ne? Niye yeniden sormuştum ki, duymuştum işte. Doğrulamak mı istedim bilmiyorum. Duydun işte. Onunla mesaj attıysa doğru. Ne yapacaksan yap. Bir anda beynimden vurulmuşa döndüm dostlar. Ne diyeceğimi bilemedim. Şakanın da bir sınırı vardı hani. Yavaşça omzuna vurdum. Hey, şaka yapmanın hiç sırası değil. Dik dur, tamam mı? Bu engelleri aşmamız gerek. Yeter eğer. Aptal mısın sen? Sana o kızla birlikte oldum diyorum, anlamıyor musun? O anda bir yağmur bastırdı ki dostlar sormayın. Sanki kirlenen bedenlerimizi yıkamak istercesine. Sahi kirlenmiş miydi bedenlerimiz? Kirlenen bedenleri temizlemeye yeter miydi sağanak yağmur? O da kirlenmez miydi bu danetli vücutlarla? Gücü yeter miydi her şeyi silip süpürmeye? Oysa severdik yağmuru biz. En güzel hediyelerle gelirdi bize. Şimdi ne oldu da delip geçiyordu her bir damla? Sonrasında sağanak yağmur gerçekten bizim içindi. Ağlıyordu gökyüzü. Ağlıyordu bizim için. Belki de sadece benim için. Zavallı ben. Selim beni bekliyordu. Gözlerimi gezdirdim bir kez daha. Açık gri takım elbisesinin içine giydiği gömleğin yırtık bölümlerinde, açılmak üzere olan kravatında, yarıya kadar açık ve bitkin gözlerinde gezdirdim yeniden gözlerimi. O zaman fark ettim moraran dudaklarını. Tırnakları da mordu. Bunlara ters olarak yüzü bembeyaz kesilmiş, bakışlarının enfere sönmüştü. Pişmanlık. Başka ne olabilirdi ki? Yine de bence ölmeliydi. Eğer böyle bir pisliği yaptıysa şahsen ben ölmek isterdim. Günahsız minik yavrumun önüne çıkmaksansa ölmeyi isterdim. Sinirle titreyerek iyice yaklaştım. Gözleri benimkileri buldu. Gözlerinden başka hiçbir yer hareket etmiyordu. Yutkundum yavaşça. Sıktım yumruğumu. Bana bakıyordu. Derin bir nefes aldım. Bak dedim gülümsemeye çalışarak. Eğer bir şeylere zorlanıyorsan ya da ne bileyim bir oyunun içindeysen bana söyle, tamam mı? Bu çözülebilir. Yani bunu bir şekilde halledebiliriz ama sakın bana, sakın bana o kızla... Bakışlarını yere indirdi. Dudakları çok az aralandı. Hemen sonrasında yeniden kapattı. Susma, konuş, sana diyorum konuş. Hiç hareket etmeden öylece duruyordu. Bakışları yeniden bana döndüğünde gözlerinin dolduğunu gördüm. Benim de doldu gözlerim. Ağlamak çözer miydi sorunları? Öyleyse teyit etmem lazım. O kızla, Allah kahretsin, o kızla gerçekten birlikte oldun mu? Bakışları yere inince gözyaşları süzüldü elmacık kemiklerinden, çenesi titredi. Bu ne? Bir kere daha cevap ver bana. Ağlamak çözüm değil, seni iğrenç pislik. Omzuna sert bir şekilde vurduğumda sarsıldı ama geri gitmedi. Sanki ona vurmam için bekliyor gibiydi. Beni delirtme. Birlikte olduysan bir kere daha söyle. Korkaklık yapıp beni iyice çıldırtma. Yutkunurken daha çok aktı gözyaşları. Derin bir nefes alırken bana baktı yeniden. Titriyordum. Benim de ağlamaktan titriyordu çenem. Bu neyi değiştirir ki? Başıyla evetledi. Bir kere daha onayladı dostlar. Beni aldattığını onayladı. Hızlı ellerimle kapattım ağzımı. Selim, benim Selim'im. Ellerini herkesten saklayan Selim başkasının olmuştu. Neden diye sorabildim sadece. Sorarken de hıçkırığa boğuldum. Gözyaşlarım onunkiler gibi unharca aktı. Titreyen ellerimi durduramazken içimdeki alevi söndürsün diye kuvvetle bir çığlık attım. Neden? 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 Gözlerini kapatıp sarsılarak ağladı. Bu neyi değiştirir ki? Bir adım daha atıp iyice yaklaştım. Aşk gözlerini lanet olası. Kapattığı gözlerini açarken bana baktı. Dudaklarına vurdum sertçe, tüm gücümle, bütün nefretimle. Bu dudaklarla mı öptün sen o kızı? Yine sarsıldı ama gitmedi. İçimde bir yangın peyda olmuştu ama nefretim çok derindi. Elini tutup savurdum. O uzun ve güzel şekilli parmakları nasıl da savruldu havada. Oysa ki ne çok seviyordum o elleri tutmayı. Ve bu ellerle dokundun öyle mi? Elim istemsizce yüzüne gidince tırnaklarımın ne zaman yüzünden başlayarak çenesine doğru kaydığını anlamadım. Kanamıştı yüzü. Buna nispeten o sadece ağlayışını arttırıyordu. Daha çok yakıyor be. Ağlama. Nefretim daha çok kabarıp daha çok yakıyor bedenimi. Ellerimi omuzlarına koyduğumda beni taşıyamayan dizlerim yavaş yere çökmeme neden oldu. Ellerim omuzlarından göğsüne, oradan da bacaklarına doğru iniyordu. Benimle birlikteydiğinde, yere çöktüğünde ikimiz de sırılsıklam olmuştuk. Ağlıyordum. O da ağlıyordu. Yine de bu neyi değiştirir ki? Ağlamak çözüm getirir mi? Temizler mi tüm pislikleri? Sonrasında... Baba, sen neyle edeydin?
Selim yırtılan gömleğini ceketle kapatmaya çalışırken Mucize'yi kucağına aldı. Mucize'nin peşinden koşarak gelen Mine beni ve Selim'i hayattan bezmiş bir halde görünce az kalsın elindeki tabakları düşürüyordu. Daha önce görmediğim ama belli ki önceden beri orada olan Doğukan ve Demir de oturma odasındaki masadan kalkıp bize doğru gelmeye başladıklarında Selim hızla Mucize'yi indirip yatak odasına doğru yürüdü. Herkes şaşkınlıkla Selim'in peşinden bakarlarken Doğukan tuttu kolumdan. Bu surat ne? Neyin var hayal? Herhangi bir şeyi söyleyecek halim yoktu. Çok yoruldum diye mırıldanabildim ancak. Diğer kolumda tutup beni kendine çeviren Doğukan kaşlarını çarpmıştı. Yalan söyleme bana. Kızım ben senin dostunum. Her hatını anlarım lan. Ne oldu? Çabuk söyle. Bırak beni Doğukan. Bunu söylerken sesim yükselmişti istemsizce. Kollarımı sertçe Doğukan'dan kurtarırken Mine'nin ağlamaya başladığını hissettim. Doğukan'ın da gözlerinin dolduğunu hayal meyal görürken ben de yavaşladım onlarla yatak odasına gittim. Selim sadece üstüne bir pijama geçirmiş. Altındaki kumaş pantolonuyla yatağın üstünde oturmuş. Hala bir noktaya diktiği gözleriyle robotumsu bir şekilde oturuyordu. Dudaklarının ve tırnaklarının morlukları geçmemişti. Gözlerinin ise kanlı olduğunu bana doğru baktığında fark ettim. Yatak odasının kapısını kapattığımda ayağa kalktı. Sanki bir şey söylemek istermiş de yapamazmış gibi çaresizce bakıyordu. Onu böyle görmek parçalıyordu yüreğimi. Eziyordu ciğerimi. Yine de kendi musaf etsem bile mucize vardı. O temiz bedene bu pisliği bulaştıramazdım. Mucize henüz küçük olduğu için şimdi boşanırsak buna alışması daha kolay olacaktır dedim. Bunu benden beklemiyormuşçasına şaşkınlıkla baktı bir süre. Sonra yine doldu o kanlı gözler. Ama ne biliyor musunuz dostlar? Bazen nefret de basit kalıyormuş bir duygunun yanında. Sevgi nefreti ezerken asıl ezici duygu tiksinmekmiş. Bunu söyleyeceğim aklımın ucundan geçmezdi ama tiksiniyorum. Hem de istemsizce. Hayali gözümün önüne geldikçe tiksiniyorum. Yine de ne yapabilirim ki? Mucizeyi babasız bırakabilir miyim? Buna hakkım var mı? Oladan çıkmak için kapıya yöneldiğimde bileğimden tuttu. Eli buz gibiydi ve titriyordu. Oysa onun elleri hep sıcacıktı. Titreyerek konuştu. Benden nefret mi ediyorsun? Yandı içim. İçimde ne kaldı ki? Zaten kül olmuştu ciğerlerim. Ne nefret? Sen beni öldürdün Selim. Bunu söylerken bileğimi kurtarmıştım ondan. Bir kere daha yüzüne bakmama rağmen onun yere çöktüğünü hissetmiştim. Yere çöküp daha çok ağlamaya başlamıştı. Yine de ağlamak çözer miydi ki bazı şeyleri? Temizler miydi gözyaşları kirlenen bedenleri? Sonrasında aynı anda uzandı ellerimiz havluya. Birbirine değdi parmaklarımız. Saçlarını yıkamıştı sadece ve kulaklarının olduğu yerde hala şampuan kalıntıları vardı. Hiç mantıklı davranmıyordu ama kimin umurunda? Bu neyi değiştirir? Bir şeyler canlandı gözümün önünde. Teleferikte ilk kez dillerimizin birbirine değdiği an. Yine heyecanlandım işte öyle. Yine titredi içim. Ah be ah, sen ne yaptın böyle? Gözlerim doldu bir anda. Hatta yanağımdan süzüldü bir damla. Sonra gözyaşımda hissettim parmaklarını. Baktım o da ağlıyor. Kulaklarındaki şampuan kalıntısını silmek istedim bir an için. Islak bal sarı saçlarını karıştırmak istedim eskisi gibi. Gittikçe yaklaştı bana. Belki sarılacaktı bilmiyorum. Tüm kuvvetimle ettirdiğimde banyo dolabına çarptı. Dolabın cam kapağının kırıldığını, elinin kesildiğini gördüm. Kanıyordu. İçim ezildi yine. Allah'ım keşke ölsem. Mucize. Ağlamamı durduramazken parmağına batan camı çıkardım. Fena kesilmişti. Çok fazla kanıyordu. Yine dayanamadım. Eczacı dolabından gerekli malzemeleri getirip yarısını tedavi etmeye başladım. Pamukla kanı temizlerken parmağıma bir damla düştü. Baktım gözlerinden geliyor bu damla. Titriyor çenesi yine. Yavaştan morarmaya başlıyordu gözleri. Eh be güzel insan. Senin o bir gözyaşına kıyamazdım ben. Ne yaptın sen böyle? İkimiz de konuşmadık. Pamuğu parmağına tutturduktan sonra banyodan çıkmak için ayağa kalktığımda bileğimden tuttu kesik parmağıyla. Baktım bileğim de kan olmuştu. Bırak Selim. Mucizenin hatırına daha fazla alçalma. Şu an bileğimi tutan elinden bile eriniyorum. Yavaşça düştü o soğuk eli. Pamuk falan umurunda değildi. Sırtını yasladı dolaba, dizlerini çekti karnına, saçında gezinen eli bal sarı saçlarını kana buluyordu. Daha önce böylesine ağladığını duymamıştım Selim'in. Pişmanlık denilen duygu birçok duygudan daha ağırmış demek ki dostlar. Sonrasında buna bir el atmalıyız. Bu iki aptalda bir şey var dedi Doğukan. Gerçekten de yatak odalarına doğru gidiyordu ki Mine tuttu kolundan. Gözünden hala taze olan yesilerek mırıldandı. Dur üstlerine gitme. İkisi de yıkılmış görünüyorlardı. Selim abi bayılmak üzereydi görmedin mi? Bırak beni Mine. Hayal bana her şeyini anlatırdı. Başka bir şey var eminim. Eğer onlar çözemiyorsa bizim bir şeyler yapmamız lazım.
Demir Doğukan'a hak vererek onu başıyla tasdikledi. Madem bir şey yapacağız, iyi düşünelim o zaman. Şimdi olay ilk önce Mucize'nin okulunda patlak verdi. Demek ki Mucize'nin okulunda bir şeyler oldu, dedi Demir. Mine hala dayalamaya devam ediyordu ki Doğukan, bakın işbirliği içinde olmalıyız. Biz Demir'le bu işlerle ilgilenelim. Mine sen dağılmayı bırak ve Mucize'yle ilgilen, tamam mı? Hayalim bu aralar kendini bile düşünecek aklın olacağını sanmıyorum, dedi. Mine hızla gözyaşlarını sildi. Tamam, ben o zaman Mucize'nin odasına gideyim. Gece onunla uyurum. Mine üst kata çıkarken Demir ve Doğukan da evden çıktılar. Vakit geç oldu, okul kapanmıştır, dedi Demir. Evet ama nöbetçi gibi birileri vardır, diye cevap verdi Doğukan. Kısa süre içinde okula geldiklerinde gerçekten de içeride birinin olduğunu gördüler. Demir tam kapıyı çalacaktı ki Doğukan durdurdu. Sessiz ol, bir şeyler duyuyorum. İkili sessizce bir kenara çekildiklerinde konuşmaları daha rahat duymaya başladılar. O zaman kızını at okuldan. Bakın zaten alacaklar Mucize'yi okuldan. Bana bak müdüre, istediğimizi alamazsak eğer senin de kellen gider, ona göre. Daha ne yapmam gerekiyor? Kızını gizlice verdim size. Ona böylesine işkence yapacağınızı bilseydim vermezdim. Numarasını verdim, adresini bile verdim. Başka ne yapayım? Eğitim hayatımı mahvettiniz. Yoğun bir kahkaha sesinin ardından tiz bir çığlık yükseldi. Eğer o gerizekalı adamın şirket hissesini üzerimize alamazsak, inan senden neler isteyeceğimizi biz bile bilemeyiz. Kanka ben sana söyleyeyim, bu iş öyle basit bir şey değil, dedi Demir. Farkındayım, dedi Doğukan. İş basit değil ama biz de gerizekalı değiliz. Doğukan bunu dedikten sonra Demir'e bir tokat attı yavaşça. Ne vuruyorsun kanka ya? Daha çok bağır lan. Bir fikri mi var, diye fısıldadı Demir. Bağır sen bağır. Lan bana ne vuruyorsun lan? Demir biraz fazla bağırmıştı ki okulun içinde daha çok lan bayandı ve sesler kesildi. Kapı açıldığında müdür hanım çıktı dışarı. Ne oluyor burada? Müdüre bağırdığında Demir de Doğukan'a bir tane vurdu. Ortalık karışmaya başladığında müdüre, lütfen okul bahçesini terk edin yoksa polise haber vermek zorunda kalacağım, dedi. Doğukan istediğini elde etmişçesine, polisten önce eğer okulunuza girmemize izin verirseniz sorun çıkmaz, dedi. Doğukan'ınki tuhaf bir istekti zaten. Müdüre de içerideki adamların varlığından ötürü bunu reddedince polis çağrılmak zorunda kalındı. Sonrasında, bakın memur bey, bu adam benim 10 bin liramı çaldı. Doğukan polise ifade verirken Demir dişlerin arasından fısıltıyla seslendi. Oha kanka lan, ne diyorsun? Ya sıyrılamazsam işin içinden, hapishanelerde mi geçecek ömrüm? Daha Mine ile evlenmedik bile lan. Hayallerim vardı. Mucize gibi bir kızım olacaktı daha benim lan. Aynı kısık sesle cevap verdi Doğukan. Sakin ol kanka, ipler elimde, endişelenme. Bu zamana kadar hiçbir uçurtmaya kaçırmadım ben. Kafiyeli kafiyeli konuşmayı da bırak, kurtar beni şu işten. Fısıltıyla konuşma bitince Doğukan bağırdı. O zaman okuldaki kamera kayıtlarını inceleyelim. Eğer bulamazsak vazgeçerim. Polis memurları Doğukan'ı tasdik ederken müdürenin eli ayağına dolaşmıştı. Reddetmek istiyordu ama yeterli bir sebep yoktu. Demir ve Doğukan başarı hissiyle müdürenin yanından geçip okula girerken gizlice gülümsüyorlardı. Sonrasında, bu karanlık vakitte okul kameralarının ne işe yarayacağını anlamıyorum gerçekten, dedi müdüre tedirgin bir şekilde. Pek belli etmemeye çalışsa da eli ayağına dolaşıyordu. Biz de bu karanlık vakitte okulda ne işiniz olduğunu anlayamıyoruz, dedi Demir. Demir bunu söyledikten sonra polislerin gözü müdüre yönelmişti. Demir'in bu sorusu polisleri şüphelendirmişti ki Doğukan ve Demir'in istediği de buydu zaten. Sahi siz neden hala okuldaydınız hanımefendi? Ben halletmem gereken işlerim vardı. Bu çok doğal bir şey, ancak neden konuşurken kekeliyorsunuz? Çaprak sorgulama yapsak altından birçok şey çıkacak gibi görünüyor gibi geldi, dedi bir diğer polis. İlk önce kamera kayıtlarına bakalım, diye konuyu değiştirdi Doğukan. İstediğini elde etmiş, polisleri şüphelendirmeyi başarmıştı. Kamera kayıtları açıldığında birkaç gün öncesinde kör alanı gören kamerada olanlar daha ilgi çekici gelmişti. Müdüre Mucize'yi elinden tutarak bir adıma veriyordu. Adam da Mucize ile birlikte arabaya binip gidiyorlardı. Üzgünüm beyefendi. Sizin işinize geri döneceğiz ama öncelikle şu görüntülere bir açıklama getirelim. Müdür hanım, burada tam olarak ne oluyor? Yani bu küçük kız sanki zorla götürülüyormuş gibi. Hayır, o eve gitmek istemiyordu da o yüzden. Tüm polisler bir kez daha müdüreye baktıklarında işlerinden biri, haklı olabilirsiniz. Çocuklar genelde böyle yapar ama şu an sizin kekelemeniz, gergin bir şekilde durmanız bizde suçluluk psikolojisi hissi oluşturdu. Gizlediğiniz bir şeyler mi var acaba, diye sordu. Müdüre tam cevap veriyordu ki üst katlardan bir gürültü oldu. Sessizlik sağlanıp polisler yukarı çıkmak için yöneliyordu ki müdüre avazı çıktığı kadar bağırdı. Polisler burada. Çabuk terk edin okulu. Polislerden biri müdüreyi tutarken diğerleri adamların peşinden gitti, ancak yakalayamamışlardı. Sonrasında Demir olup biteni Mine'ye anlatmak için onu aramıştı ki onun da her şeyden haberi olsun istiyordu. Mine, ne var ne yok? Mucize uyandı. Onunla yemek yedik, şimdi oyun oynuyoruz.
Hayal ve Selim'den haberim yok. Sanırım aşağı kattalar. Siz ne yaptınız Demir? İşler hiç istediğimiz gibi gitmedi. Çok kötü bir oyuna getirilmiş Selim abi. Polisler derin bir inceleme başlattı. Zemheri ismini kullanan örgütün kuklalarından bir kızı kullanmışlar sanırım. Ne kuklası ne örgütü Demir? Vallahi işler o kadar pis bir hale geldi ki açıklamaya dilim varmıyor. Bu örgüt ağına düşürdükleri zengin iş adamlarına komplo kurup hisselerini üzerlerine almak için kendi yetiştirdikleri kızları kullanıyorlarmış. Eğer iş adamı bu yemi yutarsa o kız iş adamının tüm servetine konup örgüte aktarıyormuş. Selim abi kesin kanmamıştır. O nefret eder böyle pisliklerden. İşte orasını bilemiyoruz Mine. Selim abi bu kızı reddetmiş ama örgüt Selim abiye mahsus olmak üzere yeni tehditler oluşturmuş. Mucize ve hayalin başına gelenlerden de onlar sorumlu. Demir, Selim abi yapmamıştır değil mi öyle bir şey? Yapsaydı ölmeyi tercih ederdi eve gelmek yerine. Umarım öyledir Mine. Eğer aksi bir durum söz konusu olursa hayali boşanma konusunda ikna etme hakkımızın olduğunu düşünmüyorum. Kızı yakaladılar şu an sorguda. Tüm cevaplar onda kısacası. Doğukan'ın niye ses çıkmıyor peki? Onu hiç sorma. Olanları öğrenince siz bunu hayale nasıl yaparsanız diye örgüt üyelerine ve o zemheri denen kızı fena patakladı. Şu an hep birlikte adli kontrollü hastanede bekliyoruz. İşimiz bitsin emniyete geçeceğiz. Peki Doğukan'da bir şey var mı? Salağın attığı taşlardan biri yanlışlıkla kendine geldi. Alnı yarıldı, dikiş attılar ama o örgüt üyelerinin kaldıkları odanın kapısında beklemeye devam ediyor. Kaçmalarından korkuyor herhalde. Senin bir şeyin var mı Demir? Ben de azıcık uzundan hırpaladım adamları. Da arada yağ yedim ama sorun yok iyiyim. Sen mucizeye iyi bak. Hadi görüşürüz hayatım. Dikkatli olun Demir. Doğukan'a dikkat et. Hayal deyip başka bir şey görmez salağın gözü. Başına bir şey gelmesin. Tamam merak etme. O iş bende. Sonrasında polisler Zemheri'yi sorguya çektiklerinde bir bir anlatıyordu her şeyi. O gerizekalı bana bir pislikmişim gibi davrandı. Daha önce hiç kimse beni böylesine lanet bir çöpmüşüm gibi hissettirmemişti. Evlerine bomba düzeneği kurduğumuzu söyledim. İnandı bana. Zaten ben söyledikten sonra da gerçekten kurdular. Örgütümüz öyle sıradan ve basit bir koloni olmadığı için polisin içine bile sızmıştık. Böylece istediğimizi elde etmek zor olmuyordu. Polis memuru ışığı Zemheri'nin tam gözünün içine tuttuğunda genç kız ağlamaya başladı. Ben de böyle biri olmak istememiştim. Ben de temiz bir aşk isterdim. Babam kim bilmeden büyüdüm ben. Annem de bu işlerin içinde büyümüştü. Beni örgüte satması çok zor olmadı. Ben de temiz bir şekilde evlenip yuva kurmak isterdim. Ben istemedim bu hale gelmeyi. Pişmanlık dağlayan genç kızın yarılan alnı dikilmesine rağmen yeniden kanamaya başladığında polis memuru "Eklemek istediğim başka bir şey var mı?" diye sordu. Selim Bey'in eşine haber salın. Hiçbir şey olmadı aramızda. Onun sadece ellerini tutmama rağmen hayatımda daha önce görmediğim pislik muamelesi gördüm bakışlarında. Lanet okudum ilk defa kendime. Ben de temiz bir kız olup ben de Selim gibi temiz biriyle evlenmek istedim. Eşi hayale söyleyin. Selim onu gerçekten çok seviyor. Sonrasında baba baba. Koşma ablam yavaş mucize koşma ablacım. Babam neydi baba? Havuzun kenarında gezinirken Mucize ve Mine'nin bana doğru gelişlerini izledim bir süre. Sonra sildim gözlerindeki yaşı. Anne babam neydi? Üst katta değil mi yavrum? Anne beni babama götür. Tamam siz Mine ablamla gidin. Hayır sen götür. Mucizeyi kırmak içimden gelmemişti. Yalnız da gitmek istemediğim için kucağımda Mucize, yanımda Mine ile üst katta yatak odasına doğru gitmek için merdivenlere çıkmaya başladık. Yatak odasına geldiğimizde Mucize bağırmaya başlamıştı. Baba baba neredesin? Yatak odasında yoktu Selim. Acaba hala banyoda mıydı ki? Hep birlikte yeniden banyoya girmiştik diye Mine'nin çığlık atması ve benim Mucize'yi uzaklaştırmam bir olmuştu. Ben Mucize'yi diğer odaya götürürken Mine'nin acı çığlıkları beynimde zonkluyordu. Selim abi, Selim abi. Allah'ım sen yardım et. Ne olmuş böyle Selim abi? Koşarak geri geldiğimde yerin kan göletine döndüğünü gördüm. Selim'in bal sarısı saçları yerde biriken kana bulanmış, kırmızıya dönmüştü. Dudakları morarmış, yüzü bembeyaz kesilmişti. Elini tutup yüzüne baktım. Buz gibiydi. Sarsarak bağırdım. Selim, Selim kendine gel Selim. Cevap vermiyordu. O arada Mine baktı nabzına. Bilmiyorum doğru mu cevap verdi yoksa korkuya mı kapılmıştı ama atmıyor dedi. Kalbi atmıyor hayal. Mine'nin bağırışları Mucize'yi yeniden banyoya getirmişti. Babasını öyle görünce ağlamaya başladı. O da sarıldı Selim'e. Kan olan minik ellerini saçlarına götürdüğünde tıpkı Selim'in sarı saçlarının kırmızıya boyanması gibi boyandı kırmızıya. Tam o anda aklıma bir şey geldi dostlar. Sevdiğiniz birini feda etmek derken, bunu kendime sorarken ya da bunu düşünürken ne kadar hata yaptığımı anladım. Bir insanın sevdiğini feda etmesi öyle laf gelişi söylenecek bir şey değilmiş. Yürek istermiş. Hem de en büyüğünden. Sonrasında ARH pozitif kan gerekiyor dedi doktor.
Tamam, benden alın diye bağırdı Okan. Lan seninki negatif değil mi? Ha öyle de ne bileyim Selim abi biraz absürt ya. Ondaki fazla pozitifler benim negatifleri kapatır diye şey etmiştim. Ya Doğukan bir saçmalama ya dedim yine. Benim kanım uyuşuyor dedim hızla. Tamam dedi doktor. Acele gelin. Hemen kan naklini yapalım. Hastanemizde yeterli miktarda yok. Selim Bey çok kansız kalmış. Kalbi yeniden atmaya başlasa da kansızlık durumunu ciddileştiriyor. Doktoru dinleyerek aceleyle kan vermek için gittiğimde Selim ve beni yan yana yatırdılar. Her ikimiz de damar yolu açtıklarında benden giden kanın ona ulaştığını görüyordum. Kapalıydı gözleri hala. Ah be gözlerini sevdiğim güzel insan. Bir kere baksan bana. Sen böylesine acı çekerken sana verdiğim ızdırabın acısını nasıl silerim yüreğinden? Asıl yarayı ben açmışken kalbine seni nasıl koruyayım çevrenden? Gözlerimden akan yaş yastığa süzülürken hala bal sarısı saçlarında kurumuş kan izlerinin olduğunu gördüm. Niye geldi başımıza bu, niye? Böyle söylemek isyana girer belki de. Sen sağlıklı olduktan sonra hiçbir şeyin önemi yok benim için sevdiğim. Sonrasında gözlerimi araladığımda elimin Selim'in parmaklarının arasında olduğunu gördüm. Yataktayan dönmüş bana bakıyordu. Gözlerim onlarınkini bulduğunda dudaklarına bir gülücük kondurdu. Gözlerinin dolmasına müsaade etmeden sordum. Niye bana yalan söyledin? Sen de bana öldüğünü söyledikleri zaman söylemiştin. Ama o seni korumak içindi. Bu da seni korumak içindi. Selim, gelsene az yanıma. Nefessiz kaldım kaç gündür. Kolumdaki kabloyu aldırmadan bana ayırdığı yere sığmaya çalışıp ona sarılırken burnunu saçlarıma koyduğunu hissettim. Ben de ona sarıldım sıkıca. Yüzümü göğsüne yasladığımda derin bir nefes aldı. Parmaklarım bal sarı saçlarında gezinirken bir anda bir ağlama hissi geldi. Niye bana da anlatmadın? Haberim olsaydı söyleseydin bana da. Sensiz ne yapardım ben? Ya sana bir şey olsaydı? Mucizeye ne derdim ben? Yüzünü indirip benim yüzüme hizaladı. Gözlerimin içine bakarak fısıldadı. Peki ya kendine ne derdin? Senin için tam olarak ne ifade ediyorum hayal? Bunu sormak için çok geç kalmadın mı Selim? Evliyiz biz seninle. Ve bir de kızımız var. Bunu biliyordum. Bana bilinmeyeni anlat. Kalbinin derinliklerindeki ben neyim? Gözlerim yüzünde gezindi birkaç saniye. Ciddiydi ve o ne zaman ciddi olsa ben korkardım. Sen her şeysin dedim ışkırarak. Uzun zamandır tuttuğum ağlama hissi sarmıştı bedenimi. Sen her şeysin Selim. Sen olmazsan ben hiçbir şeyim. Kalbim, ruhum, bedenim, sen her şeyimsin. Baş parmağı ayırmacı kemiğimi okşarken fısıldadı. Seni niye böyle çok seviyorum? Ne yaptın bana böyle? Bir şey diyemedim. Senin için ölürüm biliyor musun? Bunu sana söyleyemediğim için üzülmüştüm. Bir şansım daha olmayacak diye çok üzülmüştüm. Ben senin için ölürüm hayal. Sana verdiğim değerin büyüklüğünü anlayabiliyor musun? Gözlerim dudaklarına kaydı. Kısa bir öpücük kondurdum. Sonra o daha uzunluğuyla geri geldi. Uzun süredir hissetmediğim dudaklarının başımı döndüren mutluluğuyla kendimden geçtim. Sonra eğilip yanağımı öptü. Biraz da eğilip omuzuma bir öpücük kondurdu. Sonra da hep yaptığı gibi boğaz girintimi öpüp derin bir nefes aldı. Geri çekildiğinde gülümsüyordu. Niye gülüyorsun diye sordum. Dudaklarımdan nefret ettiğini sanıyordum. Kaşlarımı çattım. Bu dudaklarla benden başkasını öptün mü? Kayboldu yüzündeki gülücük. Asla. Güldüm. Ama sanırım elim kirlendi artık. O kız elimi tuttu defalarca. Kessem mi ne yapsam? Ben tam bir şey diyecektim ki kapı açıldı. Oha lan oha. Bizim dışarıda canımız çıksın. Yataktaki çifte bufalolar burada keyif yapsın diye bağırdı Doğukan. Peşinden Demir ve Mine gelirken Mucize'yi babaannesine bıraktıklarını öğrendik. Doğukan benim yanıma gelip kolumdan çekiştirirken söylenmeye devam ediyordu. Kalk kız azıcık da ben sarılarak atacağım Selim abiye. Selim abi özleştik değil mi? Bir kere öpen mi? Hepimiz Doğukan'a gülerken Selim yatakta oturur hale geldi. Ulan Doğukan var ya tam dayaklıksın he. Doğukan şımarık bir şekilde gülümserken başının sargılı olduğunu gördüm. Başına ne oldu senin? Sanki yeni hissediyormuş gibi başını tutup inlemeye başladı. Hayırsız dost hayal. Kız ben senin içine makaram filmlerini aratmayacak aksiyonlara girişeyim. Sen gel bir bakma başıma. Aceleyle yataktan inip Doğukan'ın yanına gidiyordum ki Selim seslendi. Hayal, bak sana bir soru soracağım. Mesela ben ve Doğukan şu denizde... Allah aşkına Selim başlama ya. Sonra seninle ilgilenmeye devam edeceğim. Dur bir Doğukan'a bakayım. Ben Doğukan'ın başıyla ilgilenirken Selim bir kez daha bağırdı. Bak, son kez soruyorum. O mu, ben mi? Sonrasında 3 ay sonra. Fena halde acayip heyecanlıyım şu an. Az rahat dur Doğukan. Sen de sabahtan beri rahat dur diyorsun Selim abi. İnsan kendi nikahında rahat olamıyor işte. Ne yapayım lan gerizekalı. Demir'le aynı anda evleneceğim diye tutturmasaydın. Biraz vakit tanısaydınız birbirinizi Allah Allah. Kızı buldun hemen güm. Oldu sana be güm. Ah çok komik.
Selim abi sen değil de hayır olabilir mi yanındaki kişi? Vallahi ona daha çok ihtiyacım var şu an. Şak. Al sana hayal. Niye getir götür işleri için benim karımı kullanıyorsun? Rahat dur şu kravatını düzgün yapamadın bir türlü. Ulan saçlara bak be. Bildiğin bonus kafa he. Nasıl tarıyorsun sen bunları? Abi bir sus ya. Moral falan bırakmıyorsun yeminle he. Damadım ben bugün damat. Ben hazırım Selim abi. Nasıl şöyle bir baksana baştan de demir rakım elbisesi içinde girdiğinde. Oo Demir Bey hayatımda gördüğüm en yakışıklı ikinci damatsın dedi Selim. İki mi? Birinci kim abi? Tabii ki benim Demircim dedi Doğukan gururla. Şak. Ben varken sana laf mı düşer lan? En yakışıklı benim tabii ki. Kimde var bu sarı saçlar he? He? Yemin ediyorum hayal sana nasıl katlanıyor bilmiyorum dedi Doğukan. Al işte böyle katlanıyor. Böyle böyle sonra böyle. Abi bırak saçlarımı ya. Vallahi kuş yuvasına çevirdin iyice ha. Of ya of. Çekiştirmesene. Hayal. Gel kız al şu pişkomanyak kocanı başımızdan. Hayal. Sonrasında erkekler hazırlandı mı acaba diye sordum. Duvağın altından bakan Mine. Bence Selim abi onları tertemiz hazırlamıştır dedi. Gülümsemeye çalışarak inşallah öyledir dedim. Selim'e pek güven olmazdı bu konularda. Her an 3. Dünya Savaşı çıkabilirdi inşallah. Çok değişmezler. Demir değil de Doğukan'la çok dalaşıyorlar. Hayır birbirlerini seviyorlar mı dövüyorlar mı belli değil. Begüm sen nasılsın tatlım? Çok iyiyim Hayal abla. Biraz heyecanlıyım o kadar. Olur o heyecan sıkıntı yapma sen. Ben bunu söylemiştim ki kapı açıldı. İçeri önce Selim sonra Doğukan ve Demir girdi. Ne? Neden geldiniz Selim? Böyle olmuyor muydu? Damatlar gelinleri alıp oradan inmiyor muyduk nikah masasına? Hayır Selim ya bizim nikahımızda böyle mi olmuştu hatırlasana. Al işte biliyordum yanlış olduğunu. Ulan Selim abi diye bağırdı Doğukan. Bir işin doğru olsun be tek bir işin. Kes lan kes. Geri gideriz ne olacak sanki? Hep erkeklerle takıla takıla kendimi bu polo gibi hissetmeye başladım belki. Hayal'i özlemiş olamaz mıyım? Hayal Allah aşkına şu kocana bir şey söyle. Vallahi burnumuzdan getiriyor. Selim. Tatlıca sımarık bir çocuk gibi gülümsedi. Üç erkek de siyah takım elbiselerine bürünmüş jilet gibi bizim önümüzde dururlarken hadi Selim neyse de siz beyler nikahtan önce gelinleri görmeseniz iyi olur dedim. Hadi versin geri çökün bakalım. Çıkın çıkın. Hayranlıkla Mine ve Begüm'e bakan Demir ve Doğukan aynı anda niye diye sordular hipnoz olmuşlar gibi. Kızların önüne geçip onları göstermemeye çalışarak öyle derler uğursuzluk getirmiş dedim. Bırak bu batıl inançları hayal ya dedi Selim. Bırak istedikleri kadar baksınlar eşlerine. Hem ben de sana bakıyorum fena mı? Zaten 2 dakika sonra sonsuza dek bakacaklar ne olmuş? Elimdeki çiçeği Selim'e atarken bağırdım. Çabuk şu 2 gerizekalıyı da al ve git. Selim ve diğer ikisi kaçarcasına odadan çıktıklarında gülüyorduk. Hem hepsini çok seviyor hem de uğraşıp duruyorduk çocuklar gibi. Sonrasında Selim'le birlikte mucizenin yanına indiğimizde tüm davetliler heyecanla gelenler ve damatları bekliyordu. Eh biz de heyecanlıydık. Fakat ben bök. Selim gülerek baktığı merdivenlerden gözünü hızlı alıp bana baktı. Ne oldu hayal ne oluyor bök bök. Bilmiyorum dedim midemi tutarak. Babamın kayısı bök dedi. Babamın kayısı bök dedi. Mucize varmaya başlamıştı ki Selim onu sanki kütük parçası gibi yanlamasına tutup kaldırdı. Benim derimden tuttu. Yürü hadi gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Hastaneye hamile olabilirsin. Saçmalama Selim ya otur düğün başlayacak birazdan dedim heyecandan bayılmak üzere olan Demir ve Doğukan'a bakarken. Kızım saçmalama Demir'le Doğukan biz olmadan da eğlenir. Hem sen hani şu yağmurlu geceyi hatırlasana bence kesinlikle hamilesin kalk gidiyoruz. Annemin yağmurlu gece dedi. Annemin kocası yağmurlu gece dedi. Tövbe estağfurullah kızım sussana. Selim mucizeyi kucağına oturttuğunda başka şekilde bağırmaya başladı. Babamın kayısı hamile, babamın kayısı hamile. O anda olan oldu dostlar. Önde Sadi Hanım, sonra Emin Bey, Melis abla ve diğerleri geldi yanımıza. Hayal ne oldu kızım? Bir an için cevap verecek durumda hissetmedim kendimi dostlarım. Daha fazla dayanamayacağımı düşündüm ve onlarla birlikte salondan çıktık. Sonrasında evet 1,5 aylık hamile. Selim ekranın içine düşecekmiş gibi bakarken erkek değil mi? Hayır yani kızım var bir tane de benim de o yüzden bence erkek olmalı. Genelde öyle olur. Ya kızı olur sonra oğlu olur ya da tam tersi. Diğer türlüsü çok sıradan olurdu. Erkek erkek kız kız yani. Oğlum nereden bilsin doktor bey henüz çok küçüktür o dedi Zade Hanım. Bilmeyecek ne var anne? Ellerindeki aletle bakacak işte. Bence çok kolay bir şey yani erkek olunca. Selim susar mısın dedi Melis abla. Zade Hanım beni yataktan kaldırmak için yardım ederken Selim'in kucağındaki mucize de gülümseyerek bana bakıyordu.
Doktor Selim'i dinlerken Selim ekledi. Ha bu arada olur da bizim yeni bebe yeniden kız olacak olursa falan siz onu erkekle değiş tokuş yapıverin. Yani şimdi bir kızımız var bir de oğlumuz olsun. Nasıl yapayım Selim Bey diye sordu doktor. Ne var canım onu alıp oraya bunu alıp buraya şey ettim mi işte sana erkek. Hadi hadi ben sana güveniyorum. Seni gidi seni. Hiç çaktırmıyorsun da bayağı yeteneklisin. O halde bizim oğlan senin ellerde doktor. Hadi tombik elli doktor hadi. Koş doktor koş. Ali Ata bak Emel eve gel. Işıl ılık süt iç. Sonrasında gökyüzünden bir melek indi. Tüm kara kalplerde kötü duyguları bir bir arındırdı. Meleğin insanlara bir hediyesi vardı. Kimisi bundan tam faydalanamasa da bizler çok iyi almıştık hakkımıza düşeni. Bir sepet sevgiye ilave edilmiş temiz hisler ve saf niyetti bu hediye. Teşekkür ederiz melek. Çok teşekkür ederiz. Ve 4 sene sonra. Herkes hazır mı? Evet. Mine, Demir, kızlar Afsa, Doğukan, Begüm, oğulları Melih, ben Selim, Mucize ve oğlumuz Kerem'le karavanda hazır olduğumuzu aykırmıştık hep birlikte. Toplu bir tatile çıkacaktık. Büyükçe bir karavan almış, kızlar ve erkekler olarak da ayrılmıştık. Karavan özel dizayn edildiği için Selim Kerem'le, Doğukan da oğlu Melih'le yatacaktı. Demir ise tek başına. Ben Mucize ile, Mine Afsa ile, Begüm de yalnız yatacaktı. Yani toplam 1, 2, 3, 4, 5, 1 de yukarıda olmak üzere 6 yatak vardı. Güzel bir mutfağı, bir de rahat döşenmiş oturma odası vardı. Gerçi çok oturma odası denemez. Daha çok montelenmiş sandalyelerden oluşuyordu ama olsundu. Abi tam olarak nereye gideceğiz tatile? Doğukan elindeki haritayı evirip çevirirken Selim direksiyonu kontrol altında tutarak cevap verdi. Vallahi bana göre İstanbul'dan Kocaeli'ye bir geçelim. Oradan Konya, sonra Akdeniz. Allah ne verdiyse işte. Demir eğilerek Selim'e baktı. Ya abi böyle kolayca söyledin de kaybolmayalım. Yok ya ne kaybolacağız dedi Selim. Zaten ülkenin üç tarafı denizlerle çevrili. Başka ülkeye geçecek halimiz yok herhalde. Tamam abi sen öyle diyorsan öyledir dedi Demir yeniden yerine yaslanırken. Baba diye bağırdı Kerem. İki tanesinden Kerem'e bakarak cevap verdi Selim. Söyle oğlum. Benim dişim geldi. İyi güzel hoş gelmiş. Olabilir yani böyle şeyler. Doğukan ve Demir gülmeye başladıklarında Selim seslendi. Annen yok mu orada? Var da ben seninle gitmek istiyorum tuvalete. Oğluşum ben direksiyondayım evladım yapma etme ablanla git. Mucize kızım kardeşini götürüver tuvalete. Hayır baba ben seninle gitmek istiyorum. Hay ya Rabbim tamamdır 2 dakika geliyorum. Karavan durdu dostlar. Selim başına bağladığı mendili çözmeden Kerem'le dışarıda tuvalete gitti. Kerem merak ederseniz dostlar tarif edeyim size. Böyle simsiyah saçları var. Aynı benim gibi. Ama gözleri çekik değil. Gözleri ve keskin çenesi aynı Selim'e benziyor. Yine ikimizin karması ama bu sefer farklı özelliklerle bize benziyor. Selim Kerem'i geri getirdiğinde yeniden hareketlendi karavan. Abi şimdi neredeyizdir diye sordu Doğukan. Direksiyonu sanki kovboy gibi çeviren Selim. Nerede olacağız ya Konya'ya falan gelmişizdir işte. Baksana şu düzlana ayna gibi mübarek dedi. Abi emin misin 2 saat önce de Konya diyordun. Ben bir inip bakayım neredeyiz diye. Selim başka itiraz etmedi ve Doğukan'la ikisi inip tarlada çalışan bir amcaya sordular. Selamünaleyküm amca kolay gelsin. Amca cevap vermemişti. Selim başka bir soru sordu. Amca işim var görüyorum da bize bir yol tarif ediver ya. Amca yine cevap vermedi. Sağa sola bakınıp başka insan aradıklarında amca konuştu. Es aristokat velo. Oha lan ne dedi bu amca? Nele mele ne oluyor? O arada Doğukan telefonunu çıkarıp bir şey aradı internetten. Vallahi Selim abi şu an yani şu dakika Google amcaya sordum. Çevirdi amcanın dediğini. Ne diyormuş? Burası Gürcistan diyormuş. Sonrasında tamam panik yapmayın. Gürcistan'da olmamız Türkiye'ye yakın olduğumuz gerçeğini değiştirmez. Şimdi herkes derin bir nefes alsın ve sanki Türkiye'deymişiz gibi rahatça tatiline başlasın dedi Selim hepimize hitaben. Mucize o arada... Ama baba hani Türkiye'de egzotik yerleri keşfedecektik. Gürcistan ne ya diye sitem etti. Mucize onunla merdivene dayayan güzeller güzeli bir kız olmuştu dostlar. Bir de akıllı ki sormayın. Şu aralar ergenliğe yaklaştığı için biraz tripli ama idare ediyor işte. Mucize'yi taklit eden Hafsa da evet Selim amca Gürcistan ne ya dedi. Bakın kızlar bu hayatınızın en egzotik tatili olabilir. Düşünsenize yanlışlıkla Türkiye'den çıkıp başka bir ülkeye geldik. Kimsenin dilini başını bilmiyoruz. Başımıza bir şey gelse kimse yardım etmez. Şurada biri gelip bizi soysa polisi bulamayız. Eğer katiller gelip üstümüzden taramalıyla geçse hiçbirine Allah cezanı versin diye beddua etsek bile anlamaz. Abi böyle söyleyince çok dramatik oldu be dedi Doğukan. Şu an bana da öyle geldi. O zaman şey yapalım. Mafyalar gelip bağırsağımızı. Yeter Selim abi ya çocuklar var diye bağırdı mı ne? Tamam tamam her neyse. Madem bulunduğumuz konumun eğlenceli olduğundan hepimiz hemfikiriz. Başka açıklamaya gerek yok o zaman diye toparladı Selim.
Herkes can kulağıyla Selim'i dinlerken Selim başka sorusu olan var mı diye sordu. O ara Kerem parmağını kaldırdı. Baba, yine benim çişim gelirse sen götüreceksin değil mi? Derin bir nefes alan Selim, ha oğlum ben götüreceğim dedi. Sonra Selim bir kez daha sordu. Evet, başka sorusu olan. Kerem bir kez daha parmağını kaldırdı. Baba, ya büyük çişim gelirse? O zaman da ben götüreceğim evladım. Selim bir kez daha sordu. Evet, Kerem'in çizgi sorularından başka sorusu olan? Kerem yine parmak kaldırmıştı ki Selim önce davrandı. Evladım, yaklaşık önümüzdeki 2 sene boyunca bütün çişlerle seninle birlikte olacağım söz. Ne olur çişli bir soru sorma ya. Yok, ben şey diyecektim. Senin çişin gelirse de ben geleyim yanında. Gel evladım, gel. Hepimiz kahkahalara boğulurken Selim de güldü ve Kerem'i kucağına alarak öptü. Kerem babasına o kadar çok özeniyor ki o ne yaparsa yapsın onu yapıyor. Selim başına mendil bağladı diyor. O da bağlamıştı ve tıpkı birbirine benziyorlardı. Öyle işte dostlar. Mucizem 1'di 3 oldu. Şimdi hepsine birden bakmaya doyamıyorum. Sonrasında baba lahmacun. Yahmacun baba hadi. 2 tane çocuk Selim'in sağlı solu paçalarına asılıyor. Lahmacun istiyor dostlar. Ve bunlar henüz 9 ve 4 yaşlarında. Mucize ve Kerem'in Selim'e koala gibi yapışmalarını izlemek o kadar zevkliydi ki anlatamam. Gözünde numarasız gözlük, elinde laptop ve paçalarında çocukları. Bal sarısı saçlarını karıştıracak hali yoktu. Böyle tatlı bir baba olacağını en başından belliydi Selim. Onları keyifle seyrederken güldüm. Selim nihayet başa çıkamayıp yere düşecekmiş gibi olunca bana seslendi. Hayal gözünü sevdiği mal şu bebeleri ya. Umursamazca mı sittim? Gerçekten umursamaz bir anne olduğum için değil. Sadece Selim'i böyle tatlı bir manzarada görmek çok hoşuma gidiyordu. Bunun uzun sürmesini istedim. Hatta mümkünse hiç bitmemesini. Bana ne? Bebekliklerinden bu yana lahmacunla besleyen sendin. Yapma dedikçe bir şey olmaz lahmacun ilaç demiştin. Al işte şimdi ilgilen bakalım. Ah böyle işin. Pes etti ve laptopu kenara bırakarak telefonu aldı eline. İyi günler. Ben lahmacun sipariş edecektim dedi. Sonra da telefonun ses çıkış yerini eliyle tutarak kaç tane yiyeceksiniz bakalım diye sordu çocuklara. İkisi birden 2 diye bağırdı. Yuh 2 mi? Evladım yaşınız başınız kaç ne ikisi? Lan sizin mideniz ancak benim kulağım kadar dedi. Sonra da bana dönerek hayal yine bir şey demeyeceksin değil mi diye sordu. Hayır anlamında başımı salladığımda içinden bir şeyler mırıldandı. Kesin içinden küfrediyordu. Dayanamayarak güldüm. Çaresiz çırpınışları çok tatlı geliyordu gözüme. Yeniden döndü telefona. Aa şey beklettim kusura bakmayın. Biz 2, 4, 8 tane ah çok pardon bir saniye deyip yeniden telefonun ses çıkışını kapattı. Hayal sen 2 kişi olduğun için sana 3 lahmacun sipariş edeyim mi gülüm? Kaşlarımı çattım. Ne ikisi? Hamilesin yani. Selim susar mısın çocukların önünde lütfen. Ayrıca hamile falan değilim. Olsam bilirim yani. Umursamazca omuzlarını silkeledi. Olsun hamileymişsin gibi hissediyorum. O yüzden sana 3 lahmacun. İyi günler. Yine beklettim üzgünüm. Şey ben eşimi hamile gibi hissettiğim için ona 3 lahmacun dur bakayım. Şimdi böyle deyince ben de kendimi hamile gibi hissettim. O zaman bana da 3 lah. Çocuklar bağırmaya başladı. Ben de hamile gibi hissediyorum baba. Bana da 3 lahmacun. Bana da 3 lahmacun baba. Ben de hamileyim. Yey. Selim esefle başını sallarken yeniden telefona döndü. Tüm siparişleri iptal edin lütfen. Burada herkes kendini hamile hissettiği için herkese 3 lahmacun. Yani toplam 12 tane istiyoruz. Tamam tatlı falan da bazen de tam bir saçmalık abdesti dostlar. Öyle bile olsa çok seviyorum be. Çok seviyorum. Amin. Lahmacunlardan sonra herkesin uykusu gelmiş yataklarına çekilmişti. Biz de Selim'le birlikte terasta yıldızları seyrediyorduk. Böyle mucizenin kızı olsa sarı saçlı falan gelse bize. Hayal nene olsan sen dedi Selim gülümseyerek. Allah Allah niye ben nene oluyormuşum sadece. Sen yaşlanmayacak mısın o zamana kadar? Ya tamam ben de nene olacağım ama şu an seni hayal ediyoruz. Gülümsedim ve ben de hayal ettim. Ne güzel olurdu gerçekten de. Zaman çok hızlı geçiyor hayal. Sonunda biz de öleceğiz. Başımın altındaki Selim'in kolunu okşadım. Diğer elimle de saçlarını karıştırdım narince. Ölürsem eğer annemi babamı görebilirim. İnşallah önce ben ölürüm dedi. Yavaşça karnına vurdum. Aynı anda ölelim. Senin yokluğuna dayanamam. Güzel fikir derken kıkırdıyordu. Ona doğru dönüp yüzüne baktım. Keskin çenesi ay ışığının altında parlarken bal sarı saçlarına gecenin lacivertimsi parıltısı düşmüş. Bu yüzden saçlarını maviye çalmıştı. Hala kıkırdamaya devam ediyordu ki neden gülüyorsun diye sordum. Yüzünü bana dönüp dudaklarını düz bir çizgi haline getirdi. Aklıma bir şey geldi de. Söyle hadi. Ya hani senin gözler çekik ya. Yemin ediyorum döverim seni Selim. Neyse söylemeyeyim o zaman. Biraz durdu. Aman neyse döversen döv. İşimde kalacak söylemeliyim.
Hani senin gözler çekik ya, yaşlanınca çekik gözlü nene olacaksın he? Katıla katıla gülmeye başladığımda yarıya kadar iniş gözlerimle ona bakmıyordum dostlarım. Tam bir ömür törpüsü ya da en güzel hayal, bazen ayırt edemiyorum doğrusu. Kahkaha atıyordu ama bence hiç komik değildi. Hayır, komik olsa güleceğim yani. Sen de İngilizlere benzediğin için yaşlanınca aynı İngiliz dedeleri gibi olacaksın. Oh canıma değsin. Gülmeye kesti aniden. Hayal, bak bir konuda anlaşalım tamam mı? Senin gözler çekik kızım, kabul et. Sonra yine bastı kahkahayı. Karnını tutata gülerken gerçekten de çok eğleniyordu dostlar. Ben şimdi vallahi macuna ne yapayım? Al sana çekik, al sana bunu da al. Tamam tamam dur. Denk gelen yerine vurmama ve birlikte yuvalanmamıza rağmen hala gülmeye devam ediyordu. Sonra bir anda durdu. Beni üstüne aldığında yüzlerimiz birbirine çok yakın durduğu için saçlarım yüzüne düştü. Saçlarımı kulağımın arkasına sıkıştırırken yanağımı okşadı ve fısıltıyla seslendi. Bir şey soracağım. Heyecanlanmıştım yine. Güzel sözler söyleyip heyecandan kalbim deli gibi açacaktı kesin yine. Kulağıma doğru yükselip sıcak nefesini hissetmeme neden olarak fısıldadı. Sen o gözlerle beni görebiliyor musun? Allah'ım neden ya neden? Hayır tamam romantizm istemiyorum ama en güzel anlar da böyle mahvedilmez ki. Ben ona o bana derken sürdü gitti böylece. Bizi biliyorsunuz dostlarım. Bir oyuna başladık mı kazanan olana dek vazgeçmeyiz bu kutlu savaştan. Sonra yıldızlar kaydı üstümüzden. Gece uçuşları için uçaklar süzüldü gökyüzünden. Ağaçlar sallandı ve rüzgar narince okşadı tenimizi. Sonrasında baba sen aptal mısın? Evladım nereden çıktı bir şimdi bu soru? Bilmem. Bir an aklıma geldi. Tövbe estağfurullah. Senin aklında bayağı uçar hani. Mucizenin sömestr tatili için Selim sürpriz yapmaya karar vermişti dostlar. Hep birlikte ailece karlı bir kış gününde çıkmıştık yola. Hepimiz merak ediyorduk acaba nereye gidiyoruz diye. Kerem Selim'in yanımda ön koltukta oturmakta ısrar edince ben de mecburen Mucize'yle arka koltuğa geçmiştim. Nihayet geleceğimiz yere geldiğimizde hepimiz ağzı açık bir şekilde teleferike baka kaldık. Selim ya sürpriz dediğin bu muydu yani? Ne teleferiği Allah aşkına? Akşam Doğukanlar'da toplanacağız. Tamam işte bir tur atıp gideriz. O ara Kerem yine sordu. Baba sen aptalmışsın. Tövbe estağfurullah tövbe. Hayal bu çocuk gece gece bir şey mi yedi ne sayıklıyor böyle? Vallahi ben bilmem dedim. Sen ne oldun? Hep sen ilgileniyorsun onunla. Mucize hayranlıkla teleferiğe bakarken benim hoşuma gitti baba. Harika bir sürpriz düşünmüşsün dedi. Ehem. Neyse çok övme ya dedi Selim göğsünü kabartarak beğendiysen ne mutlu prensesim. Kerem yeniden seslendi. Baba sen aptalmışsın. Aa yeter ama he. Oğlum papağana mı bağladın nereden çıktı bu soru ya? Hep birlikte biletleri alıp teleferiye bindiğimizde hem Selim'in hem de benim aklımda birçok anı canlandı. Bu eldivenler senin mi? Ben de tek kişilik kabin istemiştim. Bu çocuğun önünde nasıl atlayacağım ya? Gülüşü de güzelmiş. Hani sen çekik gözlüsün falan ya aynı eski Moğollara benziyorsun. Dizine yatabilir miyim? Bu seferkinin sorumluluğunu ben alacağım. Sen endişelenme. Senden çok etkileniyorum. Bak son kez soruyorum o mu ben mi? Selim'le ikimiz birbirimize güldüğümüzde Selim işte çocuklar annenizle burada tanıştık dedi. Tam bu teleferikte. İğrenç lütfen bize aşk hikayelerinizi anlatmayın kusarım dedi Mucize. Selim ona bozulurken Kerem sordu. Baba sen aptalmışsın. Hayda. Biz tam birbirimizle uğraşırken bir gürültü oldu. Sarsıldık hepimiz. Selim hızlıca camdan baktığında gözlerini kapatıp vehametle geri döndü. Ne oldu Selim? Sanırım yine arıza yaptı. Bana bak senin için değil mi diye sordum sinirle. Değil ya of nereden geldi yine bu başımıza? Mucize sevinçle çığlık attı. Yaşasın harika bir sömestr olacak. Yihu! O arada bir anons geçildi. Değerli teleferik sakinleri, teleferikte oluşan bir arıza nedeniyle hareket durdurulmuştur. Ankara'dan gelen mühendislerimizin verdiği bilgiye göre birkaç gün belki de sonsuza kadar tamir edilmeyecektir. Oha ne diyor lan bu? Sinirle Selim'in omzuna vurdum. Al işte gördün mü bak. Hayır ne işimiz vardı teleferikte anlamıyorum. Bir dur kızım ya. Durmayacağım işte çocuklarımı da alıp diğer teleferiğe geçiyorum ben. Hayal sakin ol ya. Yaşasın harika bir sömestr. Yuhuu. Baba sen aptalmışsın. Aa Kerem şimdi çarpacağım bir tane he. Hayal şu Kerem'e bir şey söyle. Bana ne gitsen söyle. Evladım senin derdin ne? Baba sen aptalmışsın. İşte böyle dostlar. Nasıl da anlattım ama hikayemizi demiş yazar hanım yazar hikayenin sonuna.
Endişelenmeyin, akşama çıktık telederikten. Doğukan sağ olsun akşam yokluğumu fark edince hemen FBI'yı takmış pesimize. Tamam, Türkiye'de olduğumuz için sistematik olarak FBI olmayabilir. Siz oraya çok takmayın kafanızı ama kurtulduk yani. Sonra bir daha da tövbe ettik TFR'ye binmeye. Gerçi Mucizeyle Selim'in gizli yaz tatilinde TFR'ye binmeye ayarlamalarını duydum falan ama pek üstünde durmadım. Ne yapayım, kalırsak kalırız TFR'de. Sevdiklerim yanımda olduktan sonra önemsemem artık mahsur kalmayı. Her hikaye gibi bizim hikayemiz de bitti sonunda. Sevgiyle, mutlulukla, huzurla ve en önemlisi temiz bir aşkla. Ekran kararıyor, kararıyor. Son yuvarlak bir yer kaldı. Dur dur, dedi Selim kalan yuvarlığı elleriyle açık ekranı gerektirirken. Ne oldu diye sordum. Aklıma bir şey geldi. Üzgünüm beyefendi ama ben tek kişilik kabin istemiştim. Ben de ne oluyor? Sanırım TV'ye garzandı. Bu diyalogları hatırlayınca aklıma bir şey geldi. Sen de teleferik arıza yapmamış olsaydı ya da ne bileyim sen ve ben aynı kabine düşmemiş olsaydık sorumuz nasıl olurdu hayal? Bilmem. Bir ihtimalle ben bir tur daha yapardım. Sen teleferikte indikten sonra da en yüksek yere gelince de aşağı atlardım. Sahi yapar mıydım bunu? Bilmem. Sence de zavallı bir hayatım yok muydu? Ama ben gönderildim senin için. Öyle Selim. Haklısın. Sen geldin ve ben yaşadım. Ve sen geldin hayal. Ben de yaşadığımı hissettim. Zaten eğer öyle olsaydı, yani ilk bölümden ölseydim, yani sence koskoca bir kitap olur muyduk? Sahi, koskoca bir kitap olduk diyelim Selim. Ya da 100.000 kelime hayal. İşte böyle dostlar, hikaye şimdi bitti. Ve hikayenin sonuna yazar hanımın eklediği işte notu da okuyayım size. Evet dostlar, TFR'in de sonuna geldik. Bu kitabı 2018 senesinde Kocaeli'de özel bir kolejde öğretmenlik yaparken yazmaya başlamıştım. O zamanki ruhsal çöküşümü hiç unutamıyorum dostlarım. Üst üste gelen sıkıntılar beni içinden çıkılmaz bir hale getirdiğinde artık gülmeyi unutmuştum. Dışarıdan hiçbir şey bana yeterince komik gelmediğinde bunun çok yanlış olduğunu düşündüm ve madem dışarıdan kimse beni güldüremiyor, o halde ben kendimi güldürürüm diye bu kitabı kurgulamıştım. İçinde sarışın öğretmen ve benim çok iyi bildiğim her mevzu vardı. Çocukluğum, hayata bakış açım, güldüğüm ve üzüldüğüm şeyler, korkularım ve kaygılarımın hepsini yazdım. O kadar hızlı yazdım ki bu acil bir ihtiyaç gibiydi. Üstünden geçen 5 sene sonra şöyle bir bakıyorum da evet çok kötü günlerim de oldu ama iyi ki de olmuş. Meğer hepsinin bir nedeni varmış. Acı geliştirdi, korkular büyüttü, özlem ve nefret olgunlaştırdı. Şimdiki halime hamdolsun. Ben ne kadar geçmişte çok sıkıntı çeksem de hayallerime kavuştuğum bu yolda tüm kötü şeylere gülüp geçiyorum. Diyeceğim odur ki, işler ters gittiğinde akışa güvenin. Allah'ın hepimize özel çizdiği bir yol var. Ve asla ondan şüphe etmeyin. Çünkü hepimiz onun biriciyiz. Muhtemelen hepimiz bir adet gül istiyoruz ancak o bir düzine vermek için hazırlıyor bizi. Umarım bu kitapla bol bol gülmüşsünüzdür ve ben de böylelikle ilikleri kurutan kötü son yazarı etiketinden kurtulmuş olurum. Müsait vaktinizde de bir limonlu lahmacununuzu yerim. Sevgilerimle dostlarım, ailenizin yazarı Hacer Kübra Gümüş, diğer bir deyişle Hakugu. Evet, sonuna eklediği not yazarımızın böyle. Bence çok güzel bir kitaptı. Yani bol bol güldüm. Başladığında bu kitap nereye gidecek acaba diye düşündüm gülerken. Çok güzel yerlere gitti. Böyle umutsuzluğa düşüp, işte umudunu kaybedip, çıkmaz olan dostlara gelsin bu kitap dostlar. Böyle şarkıyı armağan ederler ya, ben de kitabı hikayeyi armağan ediyorum. Sizin de böyle işte darda kalmış, umudunu kaybetmiş dostlarınız varsa şarkı paylaşacağınız yere bu sefer de bunu paylaşın, gönderin. Dinleyebilirlerse dinlesinler. Hem biraz gülmüş olurlar hem de hayatta hiçbir zaman umutsuz olmamak gerektiğini, hep umut var olmak gerektiğini öğrenmiş olurlar. Çünkü bu bir imtihan dünyası. Hepimiz bir şekilde imtihan ediliyoruz. Rabbim kimseyi yükleyen, kaldıramayacağı yükü vermezmiş. Bu yüzden ya imtihanımızla şey olmaya çalışalım. Böyle hani bir tane hikaye okumuştum. Hangi hikayeydi? Neydi hikayenin adı? Hemen Hiraset. Hiraset'te çocuklarını kaybediyordu bir çift. Oradaki imtihana, oradaki işte teslimiyete böyle çok şey olmuştum ben. Çok etkilenmiştim oradaki temsiliyetten, teslimiyetten. Yani bazen böyle imtihana tabi oluyoruz. Hemen böyle isyan etmek illa işte Allah'a isyan etmek değil. Hemen böyle ümitsizliğe kapılıyoruz. Önce kendime, sonra size söylüyorum. Ümitsizliğe kapılmamak lazım.
Bunlar hepimiz imtihanı. Belki yaptığımız hataların, yanlışların karşılığı. Bir başkasını üzdüysek Rabbim aynı şekilde çoğu zaman bizi imtihan ediyor o şekilde. Ben çünkü genelde üzdüğümle, yani üzdüğüm kadar üzüldüm. Bunu bazen bilmeyerek yapmış oluyoruz. Ya da kendimize öyle söylüyoruz. Ben kimseyi üzmedim diyoruz ama karşı tarafın neler hissettiğini bilemeyiz. Rabbim hepimizin imtihanını böyle kolaylıkla geçmesini sağ olsun inşallah. İmtihanlarda isyan edenlerden değil sabredenlerden olalım inşallah. Ve hayatımız bu kitaptaki gibi böyle çok gülmeli, bol gülmeli, az hüzünlü geçsin inşallah. Rabbim bizleri yolundan ayırmasın. Ben yeni hikaye beklerken size başka bir hikaye tavsiye edeyim. Yine Hacer Kübra Gümüş'ün bir hikayesi. Fantastik bir hikaye. YouTube'da arama kısmına 24. hücre diye yazarsanız çıkacaktır. Çok güzel bir hikaye sizleri bekliyor. Şimdiden keyifli dinlemeler. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.